Peki tünaydınlar, tünaydınlar. Tünaydınlar efendim. Türkiye'nin en çok seyredilen, en çok konuşulan programı Söylemezsem Olmaz. Her zamanki gibi karşınızda. Günaydın Bircan, günaydın Marto. Günaydın. Günaydın, günaydın. Ay ben de birden... Ben de bir boşluk olunca ya. Dedim ki ne oldu? Hayır o sırada tabii bilmiyorlar. Biz buraya yaklaşık bir 15-20 dakika önceden geliyoruz ışık provamız için. Bugün biraz hafif bir küçük bir geç kalınmışlık olmuş. Burada tamamladığım için ben makyajımı. O yüzden tam o sırada aynaya bakarken bir baktım program başlamış. Aynen. Olsun. Birden olunca bir sessizlik. Acelim niye başlayamadım? Geç olsun güç olmasın. Peki. Aynen. Geç olsun güç olmasın. İyi bir perşembe olsun. İnşallah iyi güzel bir perşembe olsun. Olsun. Her şey güzel olsun. Bütün haberler. Çok teşekkür ederim. Evet dün sonra amcamı... konuşalım istiyorsan ya da şimdi konuşalım. Şimdi söyleyelim. Dün amcam vefat etti. 20 gündür yaklaşık 20 gündür yoğun bakımdaydı. Önce bir koronaydı galiba. Tabii korona teşhisiyle yoğun bakıma kaldı. Fakat koronayı yendikten sonra akciğer yetmezliği sebebiyle aslında bir yandan evet, da. Bazen bol bol bununla ilgili. Koronada katalizör etkisi tabii yaratıyor. Tabii ki. Bir şeyler yazıyorlar devamlı korona olunduktan sonra bazı marazalar kalıyor ya da bazı marazalar varsa bunu tetikliyor. Maalesef böyle bir durum var. Ve çok ailece genç. Evet 48 yaşında. Evet. Ailece aldık haberi ama çok uzun süredir maalesef doktorlar bize zaten pek umudun olmadığını söylüyorlardı. Evet. Allah kalanlara sağlık tamam versin. Allah bütün hastalara şifa versin diyelim. Şimdi WhatsApp ihbar numaramız 0549-802-86-31. Solmaz Yeni Altıra Instagram adresimiz Bircan Bali. Sondaki iki tane yazarsanız bize ulaşabilirsiniz. Bugün fotoğraf koymak da video koymak da içimden gelmedi. Affınıza sığınıyorum. Sen koydun. Evet. Sen Arto de. Dalga başladığımızı koydum. Çünkü bir çeyrek yeni saatimiz. Hayırlı uğurlu olsun. Bize şu an için uğurlu geldi gibi, güzel geldi gibi görünüyor. Çok keyifli. Dolayısıyla bir çeyrekte başlıyoruz. Ben koydum bir tane Instagram'a. Arto Dalga yazabilirsiniz. Canım başın sağ olsun. Tekrar çok tekrar mekanın cennet olsun. Allah geride kalanlara sabır versin. Tüm ailene başsağlığımızı lütfen ilet. Aynen. Zor tabii yani. Evet, evet ama işte böyle bir şey yayıncılık. Evet tabii. Ben anneannem vefat etti. Diye makyaj yapılıyordu bana haber geldiğinde. Ben tabii bir yandan ağlıyorum, bir yandan makyaj. Yayıncılık hep devam ediyor. Koronadan ve pandemi sürecinden dolayı da törenler o kadar tabii. 10 kişiyle falan yapılıyor ki tören yapılmıyor artık zaten. Şimdi aile büyüklerimiz orada tekrar bütün kalanlara sağlık ve sabır diliyorum. Aynen. Peki şimdi yayına devam etmek durumundayız. Hadi bakalım. O zaman magazin turu ile başlayalım. Sonrasında buradayız. Buyurun. Sizler için derlediğimiz haber turumuz ekranlarınıza geliyor. İdo Tatlıses'in nişanlısı Yasemin Şefkatli'nin eğlenceli paylaşımı. Şefkatli güzelliğiyle adeta büyüledi. Oyuncu Fırat Çelik ve yeğeninden uzun bir süre sonra gelen dans videoları. Çelik bu paylaşımına güzel özleştik. Herkese öpücükler Paris'ten notunu düştü. Bu yılın en bomba aşklarından biri olan Ebru Cedi aşkı soluksuz devam ediyor. Şahin bu paylaşımına Cedi için ruh eşim yazarak aşkını haykırdı. Deniz Akkaya yumurtalı ekmek yiyen bir arkadaşını resmen azarlıyor. Maria ve Mustafa dizisinde koronavirüs şoku. Başrol oyuncusu Tamer Levent'in de içinde olduğu 18 kişinin test sonucu pozitif çıktı. Çağatay Ulusoy'un oynayacağı Yeşilçam isimli dizinin kadrosu şekillenmeye başladı. Afra Saraçoğlu'ndan sonra şimdi de Selin Şekerci dizi kadrosuna dahil oldu. Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz'dan yeni yıl temennileri. Biz 80'ler 90'ları yaşamış bir nesil olarak mutlu büyüdük. İnşallah onlar da bizim kadar şanslı olurlar.
Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'dan olay paylaşımlar. Pis oyunlarınıza gelir miyim ben? Ancak kendini tatmin edersin ama gerçekler ortada. Bu sözlerin kime gittiği merak konusu oldu. Anıl Altan ve ikizleriyle mutlu bir aile profili çizen Pelin Akil, SMA hastaları için 1 milyon lira bağış topladı. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de çok büyüleyen Demet Özdemir paylaşımlarıyla ses getirdi. Hande Erçel ikinci kez teyze mi oluyor? Ablası Gamze Erçel'in mavi elbiseli paylaşımlarında karnının şiş olması hamile olduğuna yoruldu. Bu iddianın yanı sıra Gamze Erçel ve eşi Caner Yıldırım galiba 2021'e fit girmeyi planlıyor. Ayrıca Hande Erçel yeğeni Aylin Mavi'nin doğum gününü birbirinden güzel fotoğraflarıyla kutladı. Erkan Kolçak, Köstendil ve Marcel'in iç ısıtan, gülümseten pozu. Marcel bebek görmeyeli epey bir büyümüş. Türk Hekimler kız öğrencilerin eğitim masrafları için mikrofon başına geçti. Ortaya bu güzel görüntüler çıktı. Oyuncular rollerini nasıl mı çalışıyor? İşte Azal Kaya yeni rolü için nasıl hazırlanıyor? Gelin izleyelim. Burak Deniz ve Alina Boz'un başrollerini paylaşacağı Maraşlı dizisinin fragmanı merak uyandırdı. Oyuncu Nurseli İdiz anlaşma sağladığı dizi kadrosundan yapımcı şirketin kararıyla son anda çıkartıldı. Oyuncu bu karara isyan etti. Bana son anda bu mağduriyeti yaşatan yapım şirketinden maddi ve manevi haklarımı hukuk yoluyla arayacağım. Şarkıcı Lara'nın eski ve yeni halini görenler gözlerine inanamıyor. Komşusu Hüseyin Meriç'i dövdü iddiasıyla yargılanan Halil Sezai 43 gün tutukluluğunun ardından tahliye olmuştu. Sezai uzun bir süre sonra ilk kez görüntülendi. Ocak dönemiyle birçok kişi yeni diziye başlayacakken Nurseli İdiz'e kötü bir haber geldi. Evet, aslında başlayacağı dizi yani kesinleşmiş olan dizisini iptal ettiler. Niye bilmiyorum. Yapım ekibi böyle bir karar almış yapımcı. Acaba Nurseli Hanım tekrar belki magazine döndü ya da bir şeye döndü, sanki yorumculuk yapmaya başladı. Ama hiç onu yapacağı bir şey değildi. İşte onunla alakalı olabilir mi? Şimdi değil bir mi? İnsan her daim ekranda olmak zorunda değil. Tabii. İşte sanatçılarda çoğunda bu tip bir kaygı var. Dünyada bir adam bir film çekiyor. 5 sene hiçbir şey yapmadan oturuyor. Hiç göstermiyor. Ama 5 sene sonra yine çok iddialı bir filme geri dönüyor. Şimdi çalışacağın yerler çok önemli. Kaliteni kaybetmemen çok önemli. Sen Nurseli İdiz'sin. Nurseli İdiz bir yerde çalışamıyor. Şimdi yani ben de duydum da işte yakıştıramıyor insanlar. Belki de hoşlarına gitmiyor. Sonuçta Nurseli İdiz bir yorumcu değil. Olamaz zaten. Olmamalı da zaten. Yani çünkü sen bir oyuncusun. Senin inandırıcılığın da gider. Ben şeye bağladım. Acaba dedim hani bu alkol... Daha önce alkol problemleri vardı. Sorunları falan var diye mi yine kadına haksızlık ediliyor? Çünkü son süreçte artık her şeyi bırakmıştı evet, yani. Tabii. Hani her şey düzelmişti çünkü bu kadar da. Çünkü çok iyi bir oyuncu. Gerçekten çok iyi hani bir tiyatrocu. Tabii ki. Ama diziden son anda ayrılınca bir açıklama yapıyor. Bu mağduriyeti bana yaşattığınız için çok üzgünüm gibi bir açıklama yapıyor. Ama tabii nedenini bilmiyoruz. Neden böyle bir şey oldu bilmiyoruz. Çok iyi bir tiyatrocudur. Tiyatroda ben bilmiyorum magazin diyorsunuz ama ben tiyatroda devam çok etmesinden. Çok sevdiğim bir kadın. Şimdi yanayım. Şöyle bir şey var. Zaman zaman daha önce yaşatmış olduğu belki sorunlardan ötürü mağduriyet. Şimdi oradaki bir ekip vardır ya hep. Ama Seren o ne kadar çok o dedikodu önemli biliyor musun? Evet. O kamera arkası dedikodusu o kadar işe etkiliyor ki. Onunla çalışılmaz yanlış dedikleri an. İşte bu çok yanlış. Çünkü bunu söyleyenler
Yani bu evet belki hani alkol içtiği zamanlar sete geç geliyordu, yönetmenle kavgası vardı, filmin gidişatını bozuyordu onun o gelmeleri gitmemeleri falan, o ayrı bir dönemdi. Fakat sonra kadın bunun tedavisini oldu ve kendini bir şekilde Disipline etti. disipline etti ve gayet de iyi şu anda. Etti mi acaba? Ha Etti işte. etti. Asıl soru o. Yok yok etti. Ben çünkü onu tanıyan, onu çok yakından tanıyan birisini tanıyorum. Keşke bağlansak. Yazık Çok günah seviyoruz çünkü onu. neden? Herkesin hayatında böyle bir dönemleri, süreçleri oldu. Kadının da olmuştur. Aynen. Ama çok değerli bir oyuncu. Bir kere rencide etmiş oldu bu onu. Çünkü açıklandı. Bir de ne Kendi kadar de kötü. açıkladı Hani muhtemelen. insanların yaşama gücünü de elinden alıyorsunuz. Çünkü oyuncuların tek beslendiği yer film setleri, dizi setleri. Bir de Nursel ile İdris'i ikide bir de hep daha önceden de öyle. Ya setten kovuldu, ya işten kovuldu, ya filmden Hep kovuldu. böyle haberler çıkıyor. Yani devamlı artık hani bu haberlerle gündeme gelmiş olması da çok onur zedeleyici Peki diye o zaman biz de düşünüyorum. konuyu değiştirelim, üstüne çok Değiştirelim gitmeyelim. çünkü onu İnşallah sevdiğimizi iyi bir söyleyelim. projede karşımıza Aynen. inşallah çıkar. Şimdi Aynen. yeni bir proje haberi vereceğiz. Dizinin adı Maraş'tı. Ya da Maraş. Maraş. Alina Boz, Evet. Burak Deniz oynuyor. Fragman çok konuşuldu. Biz konuşurken arkadan tekrar verebilirler fragmanı ama şöyle bir şey var. Alina Boz'u çok beğeniyorum. Çok güzel bir kız Çok değil mi? güzel bir Çok kız. duru. Çok genç. Kiloluydu. Bak o kız kiloluydu ergenlik zamanında. Şimdi çok güzel de kilo Ama şimdi verdi. şeyle birlikte değil mi bizim Sezen Aksu'nun oğluyla Mithat birlikte Can'la olan mı? kim? Valla Alina Boz'u bilmiyorum. Fakat bu fragman çok konuşuldu. Siz beğenir misiniz? İkisini yakıştırdınız mı? Çoğusu Evet. mesela hiç aklımıza gelmeyen bir çiftti, muhteşem oldu dediler. Çoğu dediler ki Bir olmamış. baksak mı? Evet Çok biz merak konuşurken aynı ediyorum. Bir zamanda onu da bakalım. verebilirsek tamam ayarlıyorlar. Sen Burak Evet. Deniz'i biliyorsun. Kimle Bilin birlikte? galiba Mithat Can'la. Mithat Can'la birlikte. Evet. Mithat'la Ha, birlikte Alina Boz. Sezen'in Ha, bu oğluyla. kız. Erkan Pedeka'nın filmde kızı Ha, rolünü o kız. Çok oynamıştın. tatlı Neydi? bir, Güzel bir Evet, kız ve evet. çok güzel bir ilişkileri var biliyor musunuz? Yani çok keyifli Türk mü gidiyor. o? Ya Türk yani aslında Orijinalinde bir yoktan. Rus veya Rus cumhuriyetleri de olabilir. Yanlış bir şey söylemek istemiyorum ama Yok ya annesi Alina Boz bilemedim. ya annesi Ha, ya değil mi? babasında var Soyadı onda bir. Boz Ben hemen bilmiyoruz. anlıyorum Siz sohbet ederken ben Tipinden. bakayım. Bak şimdi Tipinden fragmanda anlıyorum bu. yani bir karışıklık Peki olduğunu. Burak yani yeni imajıyla çok güzel görünüyor ya. Burak zaten Çok çünkü yakışıklı bir Burak. adam. Yakışıklı adam. Baksana. Sen Evet. beğenebilirsin Esmer. Benim neyi Yakışıklı. beğeneceğim hiç Güzel. belli olmuyor da. Allah biliyor. Ya. Evet, Süper. hoş çocukmuş. Evet, Evet. evet. Bu dizi tutacak gibi görünüyor. Benim de hoşuma gitti. Peki şimdi bu yurt dışında sürekli yeğeniyle galiba dans eden bir oyuncumuz var Annesi ya. Rus, doğru. Fırat Çelik. Belli Annesi değil ama mi? yani Evet, çok doğru. tipinden. Fırat Çelik'le yeğenini verelim mi? Yine dans etmişler. Evet, çok Çok güzel, tatlılar çok onlar ya. harikalar. Onların dansları da hazır olursa onları da verelim. Hep yapıyorlar bunu. Evet, Yeğeniyle de ne çünkü kadar zaten tatlı biliyorsun duruyorlar. yüz binlerdeydi falandı Fırat. Evet. Bu danslara başladıklarından sonra 700 bin, 800 bin, 900 binlere gitti. Ama bir işe yararsa tabii daha iyi olacak. Çünkü o da değerli, yakışıklı bir oyuncu. Ama yurt dışında Evet, yani neden Paris'te. evet neden öyle bir şey tercih etti? Burada aslında dizilerle de çok yakışan da bir yüzü vardı. Belki aslında işte gözden ırak, gönülden de ırak oluyor. Bu Doğru camia için söylüyorsun. vazgeçilmez bir şey bu Evet. tabii. Beğeniyorum. Şey Beren Saat'le oynamıştı değil mi? O şey. Fatma Gül'ün suçu ne? Evet. Tabii. Orada nişanlısını oynuyordu Mustafa. Kadir kıymet bilmeyen Mustafa. Kızı yarı yolda bırakan Mustafa. Peki şimdi bir de Yasemin Şevkatli'nin bir sosyal medya paylaşım var. O da çok güzel geldi bana. Şimdi yeni şey sen girdin mi o işe Seren Reels videolarına? Böyle Giriyorum, giriyor bakıyorum. Evet, musun? tabii çok Hayır sen güzel yapacak şeyler. mısın? Sen de Yapmayı düşünüyorum ben de ama fırsat baksana bulamıyorum çok ki. keyifli şeyler çıkıyor ortaya. Çok güzel olmuş. Bunu gördüm. Evet ya çok çok Kız da bayıldım. Bir güzel kere tabii. foto şey elbiselerin uyumu da çok güzel. Elbiseler de Evet güzel. evet çok güzel. Kızları da çok yakışmış. Yasemin de burada çok güzel. Evet. Zaten Güzel bir güzel bir kız kız. ama ben onu hiç böyle abiye kıyafetlerle görmemiştim. Şurada çok güzel değil Ondan sonra mi? gayet de güzel çıkmışlar ikisi de. Harika. Baba Bayıldım. formatında sarı seviyor sarışın. Baba Sarışın da belli seviyor. olmuyor. Doğru. Esmer de Evet seviyor, doğru. sarışın da seviyor. Doğru. Baba İbrahim İbrahim Bey'den. Bey. Peki, o da belli olmuyor. Doğru Doğru. söylüyorsun. Peki Ama şimdi babadan bir farkı var ki tek eşliliği seviyor.
İdo. Evet, çok tatlı. İdo aşık çok, oldu ve evleniyor evet yani. Evet abi çok tatlı. İnşallah babasına evet. benzemez. Bu yok, konuda yok. Tabii başarı konusunda keşke benzese ama aşk konusunda benzemez. Çok çok naif. Evet, çok tatlı bir çocuk çok. Ya. Güzel, iyi yetişmiş bir çocuk. Şimdi herkesin evet. başka başka fikirleri olan bir konuya geçeceğiz. O da şu. Türkiye'nin güvenilir isimleri. 2020 açıklandı. Hmm. Bir numaradakiler 4 numaraya düşmüşler. Acaba ne oldu? Zaten bu niye göre yapılıyor? Kim bunu şey yapıyor? Bunları kim belirliyor? İşte onu konuşacağız. Ay Allah'ım ya. Ah. Onlar 2020 yılına damga vurdular. Biz en çok onlara güvendik. En çok onları konuştuk. Şimdi karşınıza 2020 yılının en güvenilir, en iyi kalpli, en iyi insanlarını getiriyoruz. 10. sıra Gökhan Özoğuz. Şarkıcılık hayatı dışında bir zamanlar O Ses Türkiye jüri üyeliği de yapan Gökhan Özoğuz, halkımız tarafından bir hayli sevilen bir karakter haline geldi. 9. sıra Aras Bulut İynemli. Oyuncu galiba Çukur Mahallesi'nde Koçovalı kişiliğiyle gönülleri fethettiği gibi gerçek hayatta da bizi bir hayli etkilemiş. Özel hayatında çizdiği ağırbaşlı kişiliğiyle de oyuncu çok seviliyor. 8. sıra Ezgi Mola. Listemizin bu sırasında güzeller güzeli bir oyuncu yer alıyor. Şimdilerde Masumlar Apartmanı'nda temizlik hastası bir karakteri canlandıran Ezgi Mola en güvenilirler listesinde yerini almış. Biz bunu titizliğine yorduk açıkçası. 7. sıra Acun Ilıcalı. Hem iş hayatındaki kişiliği hem de dost canlısı tavırlarıyla her zaman gönülleri fethetti. Yapımcı kimliğinin yanında sempatik oluşu da 7'den 70'e sevilmesine sebep oldu. 6. sıra Kenan İmirzalıoğlu. Oyuncu özellikle Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki mütevazı kişiliğiyle bu sene birçok kişinin akıllarına kazındı. Tabii bir de evinin direği Sinem Kobal'ın birinci olması onu bu listeye almışa benziyor. 5. sıra Beyazıt Öztürk. Biz ona beyaz diyoruz tabii. Belki de akla karayı çok karıştırmadığı için bu listede en güvenilir kişiler arasında. Dördüncü sıra Haluk Bilginer. Bildiğiniz üzere Bilginer Emmy ödüllerinde ülkemizi temsil edip en iyi erkek oyuncu ödülünü almıştı. Onu bu listede görmesek zaten çok kırılırdık. Ve listemizin enleri. İsterseniz çok bekletmeyelim. Üçüncü sıra Şener Şen. Her yıl yapılan anketlerde ilk üçte olan usta oyuncu yine yerini korumuş. İkinci sıra Müge Anlı. Artık bir halk kahramanı olan, cinayet ve karmaşık ilişkileri asayişten önce bulan Müge Anlı'ya güvenmemek pek akıl kârı olmaz zaten. Ve listemizin en güvenilir, en doğru, en dürüst insanı tabii ki de Haluk Levent. Kurduğu Ahbap Yardım platformuyla herkesin yardımına koşan Levent, sosyal medyasında da bir hayli aktif. Bütün toplumsal konularda boy göstermesiyle çok takdir topluyor. Evet, en güvenilir 10 kişiyi sizler için ekranlara getirdik. Şimdi de editörümüzün yoğun isteği üzerine sizi Haluk Levent'in Ankara'sıyla baş başa bırakıyoruz. Sıralaması önemli mi bilmiyorum ama buradan isimleri söyleyeyim. Mesela Beyazıt Öztürk güvenilir bir ünlü müdür? Hayatım kim yapıyor bunları ya? Bu bir anketmiş. Ama ne anketi Allah aşkına, her sene yalandan bu anketleri yapıyorlar. Peki kim seçiyor bu anketi? Kim seçiyor bu anketteki en güvenilirleri? Saçma sapan her sene böyle işte ödül törenleri de olsun, anketler de olsun. Kendi şeylerini platformdakileri gündeme getirmek için. Şimdi bunun merceği kim? En güvenilirleri bir kere halk seçer. Evet. 5 tane adam seçmez. Hı hı. Yalandan dolandan koyuyorlar oraya. Ben oradaki insanlar güvenilir değil demiyorum. Ama hı. en güvenilirleri seçen kim? Kime inanıyoruz? Hep yalan. Yalan Peki dolan. O insanlar neye dayanarak bu isimleri söylüyor sence? Çünkü danışıklı dönüşüklü bu işler. Yıllarca Seda Sayan'ı yaptılar en güvenilir diye. Neye göre en güvenilir mesela? Veyahut da ne bileyim atıyorum kim şu anda birinci kim? Haluk Levent. Haluk şimdi hani bu dernekle falan şey Haluk, yapılıyor. Haluk yani en azından Haluk. Tamam ama içlerinden seçebiliriz belki. Güven konusunda yani şimdi sadece şöhretler mi en güvenilir Türkiye'de? Yani çok başarmış iş insanları yok mu?
proflar yok mu? O bence yok mu? Türkiye için çok daha fazla. Sadece sanatçılar, tiyatro. Herhalde o bölümü yapıyorlar. Tamam da Beyazıt Öztürk niye en güvenilir mesela? Ya da Şener Şen. Ben Şener Şen'e hiç güvenmem ki. Şener, tanımıyorum. Güvenmez misin? Neden güveneyim? Neden ya? Yani mesela en güvenilir olmak demek. Tanımıyorum ki. Sözüne her daim yani tabii en çok saygı duyulan. Ya bu resme bak ya. Bilal ya yani ki, zaten buna bakan kim yani kimdir yani, yani? Ne olur yanlış anlaşılmasın. Şener Şen de tabii, tabii, çok saygı duyduğum şey. Burada onları kişileri eleştirmiyorum. Burada bu mercinin kim olduğunu soruyorum. Evet keşke bu merciler doğru düzgün çıksa. Yalandan yalandan işte şeyler yapıyorsunuz Allah aşkına. Halka soracaksınız. Kime en güvenir? Sözüne en çok kime mesela birisinin bir söylemine. Peki yazın. Hadi yazın. Şimdi kimlere aynı şeyi söyleyecektim. Peki bize, yani, bizlere yazın. Yalandan yazıyordu. Beyazıt Öztürk. Arta dalga yazın yazın. Sırf mesela ünlü isimleri yazıp ondan bir rant sağlamaya çalışıyor. Ya bu bir sayfadır ya bir sitedir bu. Yani bu böyle bir şekilde yani bir doğrusunu yazın. Senin bildiğin bir şey değil ama değil mi bu, hayatım, bu anket? Hayır, ben sadece yıllardır bunların danışıklı dönüşüklü arıyorlar bunlar. Yani bana da yaptıkları için söylüyorum. Ha işte. Yani seni işte yılan şusu dedim ki ben hakkımla ödüllerimi aldım. En fazla seyredilen program ödüllerimi, en iyi sunucu ödüllerimi hepsini aldım. Ama işte beni aradıkları zaman size bunu vereceğiz. Niye vereceksiniz bana bunu? Şey de bundan alıyor. Onlar, öyle şey yok dedim ya. Yani herkese danışıklı dönüşüklü ödül verip to the blackboard. Şöyle bir şöyle bir bilgi geldi. O araştırma dünyanın en büyük araştırma şirketi Ipsos. Hı-hı. Bir Fransız şirketi. Ha, Fransızlar bizim şeyimizi biliyorlar. Yok hayır, burada da menşeileri oluyor yani. Buradakilere oluyor. İnanmıyorum arkadaşlar. Buradakilerin zaten inansak burada kalkıp da Beyazıt Öztürk'le Şener Şen'e neye istinaden? Evet Beyazıt çünkü epeydir bir kere hani ortada da yok. Söylüyorum bile. Kenan İmirzalioğlu var. Ezgi Mola var mesela. Neye istinaden? Nereden biliyor şey yani? Son mesela gündeme gelmeleriyle ilgili olabilir. Ezgi ama son zaman gündeme gelmişti. Aras Bulut var. Aras tabii ki Çukur'la şimdi, ilgili. Aras Bulut'un şimdi bunlar neye göre yapıyorlar? Mesela o günkü gündeme göre isim evet koyuyorlar ki konuşulsun bu ankette. Yoksa şimdi Aras Bulut'la alakalı kimin ne kadar çok bilgisi ve fikri var ki ona en güvenilir ünvanını veriyor? Bunu bir kere halk, ünvanları halk verir. Ünvanları siz kendi, hiç kimse kendi kendine de veremez, siz de veremezsiniz. Bir de ben şey merak ediyorum, ne konuda güvenmek? Bir kişi değilsiniz yani. Mesela ben muhasebecime güveniyorum para konusunda. İşte ilişki konusunda anneme güveniyorum gibi. İkili ilişki, arkadaşlık konusunda şuna güveniyorum. Ne konuda güven? Yani ben Şener Şen'e hangi konuda güvendim de bu oyu verdim? En güvenilir bir de. Ama neye güvendim? Şener Şen çok iyi bir koca olur ama güvendim mesela. Şener Şen'e paranı ver, vallahi arkana bakma, o kadar güvenilirdir mi? Yani buradaki güven kısmı. En güvenilir bütünüyle. Hani sözlerine, hareketlerine, yaşamına, neyse yani bütünüyle o kişiye duyulan güvenden bahsediyor. Tamam, mesela bana birkaç tane gelmiş. Bana diyor ki mesela size de mutlaka gelmiştir ben diye tahmin ediyorum. Ben hiç bakmıyorum. Beyaz Haluk Allah. Levent, Kenan İmirzalıoğlu, Şener Şen bizim için okeydir. Biz halkız diye yazmış mesela. Bir tanesi Sertab Erener yazmış ayrı birisi. Güveniyor Sertab'a. Ona Sertab'a güveniyor mesela. Neymiş mesela? Yani şimdi, mesela burada hiç yok Sertab. Şimdi bu güven kavramı başka bir şey. En sevdiğimle en güvendiğim i̇şte, başka olmak zorunda. Bu işte bunu, yani bunu doğru söylüyor Seren. Karıştırmamak ya lazım. Ya da en popüler ya da en iyi dizide oynuyorsa değil güven de. Güven her zaman söylediği şey yalan mı? Yalanı var mı? Veya işte söylediği şeylerde tespitleri doğru mu? Yani siz ona insan olarak güveniyor musunuz? Onun bir programda veyahut da dizide başarılı olmuş olması, onun en güvenilir kişi olmuş olması demek olamaz. Müge o Anlı burada, diyorlar. Yani Müge de olabilir belki şöyle, çok güncel çok ve bir magazin muhabirliğinden, evet, magazin program sunuculuğundan çok doğru bir şey yaparak kadın kuşağını atladı. Yani onu örnek alacağımı inşallah ileride düşünüyorum. Bir de galiba hakkıyla verdi değil mi? Çok yerine iyi bir şekilde, evet, yaşamını ona göre planladı, duruşunu, her şeyine ve gitti işte hukukta okudu, onu yaptı, bunu yaptı, bütünüyle kendine tam. Kişilik olarak hani bize bu programdan ötürü doğru bir şey çizdi. O bu listede olabilir
bence. Bence de. Yani anlatabiliyor muyum? Birisi ama yani sana da demiş. Selen'e güveniyorum diye. Teşekkür ederim. Orada oturuyor diye değil ama ben de bir halk olarak. Mesela insanların fikirleri vardır insanlar hakkında. Dersin ki ya bu güvenilir bir kız. Bu bir şey söylüyorsa doğru söylüyordur. Yani bu insan yani halkın o kadar güzel bir fikri var ki normal şartlarda. Yani o fake hesaplardan bahsetmiyorum. Herkes herkese yazdırıyor. Onlardan bahsetmiyorum. Yani ama normal şartlarda bana hepinizin bak, sana devamlı yazmaya başladılar sana güveniyorum diye. Sizi yerim. Yani sonuç olarak insanların Seren'e güvenine niye güveniyorsunuz mesela? Ben merak ediyorum. Niye güveniyorsun? Evet bu mesela burada Seren'e güveniyor. Hayır istediğin gerçekten soru bu ya. Niye? Doğru aslında soruyorsun ya mesela. Ya da niye güveniyorsunuz Seren'e? Ya da size böyle bir şey sorsalar kimi söylersiniz? Mesela ben babama güvenmem derim cevap olarak. Niye şeyler şöyle güveniyorsunuz? O kadar da Kenan İmirzalıoğlu'na güveniyorum. O kadar değil ama mutlaka tabii insanlar hayatı boyunca birilerine güvenmek ister. Bir de bunlar ünlü mü olacak yani? Hayır bu ünlü kategorisi öyle düşünün ya. İş insanı değil. Seçecek tek merci halk. Tabii ki orası öyle. Hiçbir kurum 8 kişi 10 kişi veyahut da bir sayfa seçemez onu. İnsanlar bakarlar bu doğru mu konuşuyor gerçek mi benim gibi mi? Mesela ekran karşısında diyor ki aynı benim gibi konuşuyor. Aynı benim gibi düşünüyor. Düşündüklerimi söyledi. Evet bu doğru. Bak burada yani çok güzel gibi. Birisi bir şey demiş. Sevince güveniyorsun demiş. Kesinlikle. Güzel. Bak bu arada, çok güzelmiş. Sevgili ama Cumhurbaşkanımız için Recep Tayyip Erdoğan diye geldi. Peki bir şey daha soracağım. Yani bu listede siz olsaydınız eleştiriniz aynı yönde olur muydu? Hayır ben olmazdım. Ben güvenilir bir insan olduğumu düşünüyorum. Bir dakika. Ben dostlukla da güvenilirim. Ha. İş arkadaşlığında da güvenilirim. Ben genel duruş olarak kendimi güvenilir buluyorum. Ha. Yani kendi kendimle alakalı düşüncem bu. Ama işte belki onlar da kendini tamam öyle düşünüyordur doğal ama işte olarak. Tamam onlar da dışarıdan öyle görmeyebilirler. Ben şimdi bana sorduğunuz için kendimle alakalı. Ben duruşumu muhafaza eden bir tipim. Ha, kimine bu uç gelir, kimine başka gelir ama duruşumu muhafaza ederim. Kendimi güvenilir buluyorum. Yani karşımdaki hiç kimsenin güvenini saracak bir hareket yapmadım bugüne kadar. Öyle düşünüyorum. Şimdi bunları insanlar zaten görüyorlar. Ama sen şimdi bu kadar güvenilir insan varken sözüne ya ne güzel konuşuyorsunuz, ne doğru konuşuyorsunuz, bizim beynimizdekileri söylüyorsunuz, duruşunuz ne doğru, bir sürü insan mesela sana söylüyor. Ama sen hiçbir zaman o listede olmuyorsun. Çünkü o anda sen gündemde değilsin. Evet. Hatırlanmıyorsun. Yo, doğru. Veya bu isimleri gelmiyor veriyorlar. Ha, bazen öyle onlar, bir. Yani çünkü o kadar güzel de manipülasyon var ki. Sana 15 tane, bu 10 tane var ya, bunun yerine 5 tane daha ekstra veriyor. Diyor ki sen bunlardan kimi seviyorsun veya, diyor. Güvenilir seçenek buluyorsun. Veya, tabii o zaman süper bir şey. Şöyle bir şey. Veya televizyon programı yapıyor kadın. Hiçbiri. Kadın televizyon programı yapıyor. Öz hayatı rezil. Televizyon programında da oynuyor. Sırf oradaki başarısı yüzünden sen insanlara diyorsun ki en güvenilir kadın mı? Niye en güvenilir? Neresi güvenilir? Nasıl bir hayatı var? Yani normal şartlarında neler yapmış? Neresi güvenilir? Sen ona nasıl böyle bir ünvan verebiliyorsun? Çünkü bunlar danışıklı. O ona bağış, o ona sayfaya para. O ya Türkiye'de her şey maalesef yani satın alınabiliyor. Bu kusura bakmayın böyle. Ne bir ödül törenine inanıyorum artık. Ne bir şeye inanıyorum. Hiçbir şeye inanmıyorum. Ya bu kadar bu memleketi tabii güvensiz olmamamız lazım. Ama hayatım ama yok işte yapma. Öyle Allah aşkına yaptılar. Şeyde yıllarca i̇şte ne o kelebek yarışmasında da bilmem ne. O kadar herkesin Kral hakkını TV, yediler. Kral Müzik TV. O yüzden de kendi kendilerini bitirdiler. Çünkü artık hiç kimse bak açıp okumuyor. Artık hiç kimse müdahale etmiyor. Hepimizin kendi sayfaları kendi gazetelerimiz oldu. O yüzden yani hep torpil bizim memlekette. Her şey torpil. Hiç hakkaniyetli bir yarış yok burada ki. Hani hakkımla kazandım diyemiyorsun ki. Haluk Bilginer. Mesela Haluk Bilginer'e ben ilişki anlamında güvenmem mesela. Ama işte ilişki acaba hani Aras dürüst Bulut olabilir olmak yıllardır aynı. Ya bana bu güvenin kıstasını söyle. Mesela bana i̇şte para konusunda mesela sen bana 1 milyon para bırak de ki bir saat sonra geleceğim. Ben 1 milyonu açıp dönün bakmam ama gözüm gibi onu korurum. Para konusunda bana güvenebilirsin mesela. İşte atıyorum Seren'e ilişki konusunda güvenebilirsin. Ama mesela Haluk Bilginer bu listede var. Çok iyi bir oyuncu diye. Çok güvenir olabilir mi ya? Olamaz ya. Öyle bir şey yani, olabilir tabii mi? Ki olamaz. İnsanın genel ahlakına, genel duruşuna, karakter yapısına yani her şekilde bütünün de insanların değerlendirmesidir bu. Şimdi kalkıp da bunlar hangi dizi oyuncusu o gün gündemdeyse hangi kişi televizyon programı yapıyorsa o efendim en güvenilir, en başarılı demek, en güvenilir demek
Olamaz. Ya da en renkli, en çok gündemi olan ya da en çok yani, Instagram takipçisi olan. Yıllardır kandırdılar ya da her insanları gün, ya. Her hep kandırdılar ay. En güvenilir diye ya. Bu lisede evin olsa bu lisede kime kiraya verirsin? Nasıl ben kiraya? Mi? Kiracı, güvenilir kiracı lazım evet, ya kime aynen. verirsin söyle. Gökhan'a vermem. Neden? Ama Gökhan'a güvenirim. Ama niye bak adam i̇şte, 10. sırada. Hayır mesela o çok partici gibi geliyor bana ve çok çok da sevdiğim. Hayır evi evin yani evi götürür ayağı. Boykot. Altına koyar götürür peki, yani. Arasa da vermem. Kime? Arasa da. Tamam arasa da korkarım. Vermiyorsun evine. Burada Acun'a da vermem 50 tane erkek arkadaşı var hepsini çağırır oraya. Hepsi kızlar da gelir aman aman. Aman Müge Anlı olabilir. Müge Anlı'ya verebilir. Müge Anlı olabilir. Ben, Haluk Levent'e de önünü verebileceğimi erkek, bilemiyorum. Erkek kiracı istemem. Evet, bir de Kenan İmirzalıoğlu'na. Olabilir. Ben bir tek Kenan İmirzalıoğlu'na veririm evet. evimi. Onun dışındakilere Müge Anlı'ya da veririm ama o da çok cinayet şey yapıyor. Hani orada... Şimdi yani şöyle söyleyeyim. Adam çıkartıyor bilmiyorum yani ona korkarım ama. Koca listede iki tane kadın var. Müge Anlı. Bu da kötü. Biri Müge Anlı, biri Ezgi Mola. Biz bu ülkede Ezgi iki tane kadın var. Ezgi Mola'da ne alakası var? Yani şimdi tamam hayır güvenilir i̇şte olmaz dedin demiyorum. Ya, dedin ya bak, gündem. Bak güvenilir değil demiyorum Ezgi Mola için. Yanlış anlaşılmasın. Burada neye istinaden bunun yaptıkları belli değil. Aa, bak ben Ezgi Mola'ya kiraya veririm evimi çünkü... Enis gelir. Enis'i çok severim. Enis'i görmek hayatım kiraya hiç tanımadığın bir insanın da evine zaten kiraya veriyorsun. Yani zaten ev sahipleri genelde kiracıları hiç tanımadığı insanlar. Ev sahipleri de genelde yani, patlıyor. Ama bu bir teki iyi yani, bir kiracı. Evet ben 15 yıldır. Ben buna deli oluyorum yani bu arada. Ben 15 yıldır kiracıyım ve aynı evde oturuyorum. Ve her şeyi yapıyor ev için hakikaten. Ama şöyle işte bu genel saygı, sevgi... üstüne düşeni yerine getirme. Ben oradan çıkamıyorum çünkü benim bütün köpeklerim orada gömülü. O yüzden de onların mezarlarını bırakıp çıkamıyorum. Ama hep sevgi, saygı falan filan güven. Kontrat da bir yerde hiç önemli tabii değil. Tabii aynen öyle canım. O kontratı hiçbir patlatmak şey önemli istedikten değil. Sonra patlatıyorsun. Anlatabiliyor muyum? Yani dolayısıyla aslında bu iş çok fazla ev, kontrat falan değil de genel itibariyle halk, insanlar aslında kime güvenip güvenmeyeceğini, kimin lafının sözünün doğru olup olmadığını kendi intibasıyla, kendi hür vicdanlarıyla ölçer. Bazen onlar da yanılmıyor değil. Çünkü yanılıyorsunuz. Bazen şöyle niye yanılıyorlar? Çünkü oynayanlara çok inanıyorsunuz. Ağlayanlara, acitasyon yapanlara çok şey oluyor. İkinci kadın var. Bir sürü ikinci kadın var. Onları Instagram'da 3 milyon, 5 milyon, 10 milyon, 8 milyon... 7 milyon yapıyorsunuz. Bir sürü yani reklamlar veriliyor. Ama ona bakarsan star bana ya da yazmış. Aynen, birisi yazmış demiş ki burada en çok güvenilirler reklamları alanlardır. Yok. Öyle olmalı. Öyle bak, olmalı. Tabii. Zaten reklamlarda da yanlış var. Evet, reklamlarda da bak var. Reklamlarda da oynayanların şimdi bir dizi furyasıdır. Oradaki oyuncu hiçbir katkısı yok o ürünlerin satışına. Saçmalıyorlar. Evet yok. Burada neyi yani mesela neyi normal hayatlarıyla hikayelendirirlerse o insanlara geçer. Yani ama her şey bir tekelde ve herkes o ondan nereden menfaati var? O onu tanıdık. O onu bu memlekette maalesef tabii bu iş o reklamları böyle zannetmeyin yani. Ki herkes bir bilek gücüyle alıyor. Ya menajeri ya sevgilisi ya bilmem ne o firma sahibini tanıyor. Firma sahibini de bırak. Alttaki müdürü tanıyor. Onlar birlikte neler yapıyorlar ne kırışmacalar neler var neler. Yani hakkaniyetli bir şey yok. Gerçekten aynen. Yok. Peki o zaman başka bir konuya. Bilal Bey bana güveniyormuş yazdı. Bana da sana güveniyorum yazdı dedi. Rezil. Biz sana güvenmiyoruz peki. Ona da atmış da bir mesaj. Pandemi. Ben mesajdım. Pandemide en çok müzisyenler etkilendi değil mi? Böyle sahneye çıkamayan müzisyenler çok etkilendi. Bunun için devlet kolları sıvadı. Kültür Bakanlığı'ndan. Yalan söylüyor diyor senin için. Senin için de bana diyor. Bak yalan söylüyor. Yemin ederim. Dedi oh. Bir şey söyleyeceğim onu. Bilal kulağıma söylediklerini lütfen söyler misin? Arto yalan söylüyor Bircan diyor. Bak söz uçar yazı kalır. Yazı kalır da şahitlerim var bütün reji şahit. Bakın abi yaklaştır. En alt yaklaştırır mısınız? Allah'tan. Niye üstte ne konuşuyorsun? Aha ne diyor? Dediğin hiçbir şeyi. Seni yalanlıyor şimdi de. Unutuyorsun. Bak sana diyor. Canım sana diyor. Peki. Şimdi pandemi süreciyle zor günler geçiren müzisyenlerimize devlet destek olacağını açıkladı. Evet. Çatlak sesler çıkmaya başladı. İzliyoruz. Ayna grubundan Erhan Bey biraz enteresan tepki vermiş. Buyurun. Kültür Bakanlığı pandemi sürecinde çalışamayan müzisyenler için müzik susmasın diyerek destek paketi açıkladı. Bakanlık ve müzik birliklerinin iyi niyetli çabasına Ayna grubunun solisti Erhan Güler Yüzsel çıktı.
sosyal medyasından paylaştığı videoyla "Biz dilenci değiliz" dedi. Ünlü şarkıcının söylediklerinden çok nezaketsiz üslubu dikkat çekti. Pandemi sürecinde duran eğlence sektörü en çok müzisyenleri etkiledi. Hem sahne alan ünlü isimler hem de sektörü ayakta tutan müzik emekçileri her fırsatta zor günler geçirdiklerini dile getirdi. Müzik sektörünü ayakta tutmak ve zor durumdaki müzisyenlere destek olmak amacıyla harekete geçen Kültür ve Turizm Bakanlığı salgınla mücadelede "Müzik susmasın" diyerek bir teşvik ve destek projesi açıkladı. Proje çağrısına göre haftalık veya günlük ücretle çalışan ve sosyal güvencesi olmayanlar başta olmak üzere işini kaybeden veya işleri durma noktasına gelen ses ve enstrüman sanatçılarının www.müziksusmasın.com adresine çektikleri bir videoyu göndermeleri şart koşuldu. Böylece projeye katılan müzisyenlere de 1000 ila 3000 TL ödenerek desteklenmeleri ve aynı zamanda üretilen eserlerin geleceğe aktarılması için dijital bir arşiv oluşturulması hedefleniyordu. Kültür Bakanlığı'nın MESAM, MSG, MIOR gibi sektör birlikleriyle birlikte çalışarak hazırladığı proje beklenenin aksine tepkiyle karşılandı. Aynı grubunun solisti Erhan Güleryüz sosyal medya hesabından Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a seslendi. "Biz dilenci değiliz." Erhan Güleryüz eleştirilerine nezaket kurallarına uymayan üslubuyla devam etti. İyi niyetli bir çabaya neden bu kadar sert çıktığı anlaşılamayan ünlü sanatçı müzik birliklerine de çattı. "Bu ne terbiyesizlik?" Erhan Güleryüz'ün açıklamasından sonra bazı sorular akıllarda yer etti. Erhan Güleryüz eleştirilerinde haklı mı? Açıklanan destekle müzisyenlere dilencilik mi yaptırılıyor? Erhan Güleryüz'ün üslubu normal mi? Söz yorumcularımızda. Şimdi programda iki müzik insanı varken bu konuyu tabii ki sizlere bırakacağız. Bu konuyla alakalı belki siz de muzdaripsiniz, belki de katılmıyorsunuz. Bana göre bir kere terbiyesiz bir yorum. Yani kırgın olabilirsin, kızgın olabilirsin, bilmem ne olur ama her şeyin bir yolu yordamı var. Sonuç olarak insanlar ne yaptı? Açız dedi, bir şeyler yapın dedi, bilmem ne yapın dedi. Devlet yine elini cebine koydu, tekrar bir şey yapmak istedi. Dedi ki ama kim müzisyen, kim değil, kim... Herkes MESAM'a ya da MSG'ye bağlı değil ki. Tabii. Olmayan da var. Dolayısıyla dedi ki bize birer video atın. Proje kapsamı. Bilelim proje. İşte proje kapsamında. Yani aslında o video proje derken kendinizin gerçekten bu mesleği yapıp yapmadığınıza dair bilgilendirin bizi. Tabii. Biz de, bize bunu ispat edin. Çünkü o zaman herkes de başvurabilir. Çünkü aynen öyle. Bütün müzisyenler bir derneğe üye değil ki. Yani o yüzden, hepsinin, aynen. Nasıl, onlar da ispat etmek aslında adına böyle bir şey yapıyorlar. Bugüne çünkü, kadar yapılmadı böyle aynen. şeyler. Yavaş yavaş yapılıyor tabii. Ama bu telif hakkı takları gerçekten bizim ülkemizde çok kanayan bir yara. Evet, yani dünyada yavaş milyon dolarlar alınıyor yani bu teliflerden. Ama bizde bu MIOR 1'de defa hepimiz orada üyeyiz. Yani çok komik paralar geliyor yani olabilecek evet, gibi bir şey değil. Seren mesela ben şöyle yapacağım. Kaç gündür hep şeyi geçiştiriyoruz. Bu haberi dün de verecektik. Hep ben de kendim de unutuyorum. Söyle. Bu arada bir tek o değil de kendimle alakalı. Ben de bir tane çekeceğim. Ve kime ihtiyaç varsa o 1000 lirayı ona göndermek istiyorum. Hatta Seren'e de rica edecektim. Sen de bir tane çek. Bir darbukacıya, bir gitariste veya birine yalnız gönderelim. Yalnız bir şey söyleyebilir miyim bu arada? Türkiye'deki bunu. Müzisyenler için söylüyorum. Bunların birçoğunun devamlı senelerdir çalıştığı solistler var. Evet var. Bunlar çok da büyük paralar kazanıyorlar yani. Tabii ki devlet de elinden geldiğince her yere deprem oldu, o oluyor, bu oluyor, salgın oluyor. Yani biz de sonuçta... Tamamen gelişmiş bir ülke değiliz. Gelişmekte olan bir ülkeyiz. Ve tabii ki yavaş yavaş bu tip uygulamalar başladı. Buna da şükür diyoruz. Ama Erhan Güleryüz'ün bir bakanla konuşurken ben sana göndereyim falan gibi üslubu son derece yakışıksız ve
ayıp, hiç Erhan'a yakışmadı. Üslup değil mi? Ama zaten bu seni ilgilendiren bir durum değil. Çünkü senin için değil bu. Bu gerçekten ihtiyacı olan, o çalışamayan müzisyenler için. Bu aynı şey Demet Akalın'ın ya işsiz kaldık, evin kredisini ödeyemeyeceğiz dediği gibi bir şey yapıyorsun sen. Bunu üzerine alınmaman gerekiyor. Sana gelen bir durum değil bu. Sana yapılan. Ama buna da böyle öyle bir hak tanınıyor tabii, ama hani üzerine tanınıyor, almayabilir. Ama sen kendi üzerine verilen bir hakkı bir Erhan'cığım, ihtiyacı olan bir müzisyene devredebilirsin. 1000 lirayı mı küçümsedin? Bir de tabii ki Erhan'cığım, bir de yani sen bir de milyon tane müzisyen var yani, 3-5 kişi değil ki. Sen zurnanın öyle son deliysin. Sana gelene kadar kimler var? Bu arada sen düne kadar MHP'li olup, ertesi gün AKP'li olup, ertesi gün CHP'li olup, yarın başka bir partide olup, değişik bir tandansta bir insansın. Hmm. Dün bu aşağıladığın, bu küçümsediğin parti bakanına sen müzik yaptın. Bu ne periz, bu ne lahana turşusu. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bir bu insanın, Bakan Ersoy'a mı yaptı? Ha, ama aynı partiden, anladım. Sen nasıl bir dengesizliktir? Yani bugün ne oldu da böyle bir söz söylüyorsun? Hmm. Yani bu sözü bazen şöyle bir şey de var. Tabii ki yine söylüyorum. Sen var ya sen. Devlet değil mi? Devletin herhangi bir yerinde görev almış bir kişiyle konuşurken üsluba çok tabii dikkat ya edilmeli. Ama gerçekten sanatçıların da şarkıcıların da beste ve söz yazarlarında, mesela Şehrazat biliyorsunuz Acun'a dava açtı. Bunun gibi, şimdi o bizim konu geçti diye buradan söylüyorum. Birçok söz yazarı ve bestekar, yorumcu haklarını alamıyorlar. Alamıyor. Yani bunun da aslında artık bir düzene oturması gerekiyor. Yazık, günah. Yani bu Türkiye'de niye yıllardır hala yapılamıyor? Hala bir yerde. Mesela bu derneklerde de işte bu bütün mesam falan, burada da hep bir iç savaş var. Hep bir iç savaş var. Herkes birbirine kavga ediyor. Ve herkes memnuniyetsiz, ama şöyle bir şey var. Şimdi pandemi dünya üzerinde böyle çok alışılagelmiş bir süreç değil. Pandemi yani olağanüstü bir süreç. İlk defa olan bir şey dünyada 100 yıllar sonra. Şimdi Bakan Ersoy elini cebine atarak ya da taşın altına elini koyarak diyelim, böyle bir şey yapıyor. Ya sana başka bir şey diyeceğim. Ya. Bakan Ersoy, dur bitirme. Hı-hı. Çünkü çok önemli bir şey diyeceğim. Hı-hı. Bakan Ersoy'un kendi uçak şirketi durdu. Ki evet, adam kendi turizm, uçak şirketini kurtarmadı daha. Sayılı turizm şirketlerinden bir tanesiydi. Ben turizm bakanı olacağım da benim uçak şirketim batacak. Tabii şimdi herkesin kişisel konuşursak çok dertlidir. Hayır, bravo. Tabii. Yani. Ama o şimdi 1000 lira size küçük gelebilir, ama buyurun hesap yapın. İrili ufaklı. Klarnet çalanından darbuka çalanına, perküson çalanına, işte kimse. 100.000'i geçmiş bir müzisyen şeyi düşünün. Sayısı düşünün ve 1000 lirayı küçümseyemezsin. Böyle hesabı şey ortada, yap hesabı. Şimdi sen orada 1000 liraya dileneceğim falan. Dilen demiyor ki sana. Müzisyen olduğunu görelim diyor. Yani nasıl bir kompleks ya? Yani o proje dediği şey sadece bunu bize göster. Çünkü bütün enstrüman çalanlar, bütün müzisyenler senin gibi bir derneğe üye değil. Nereden ispat edecekler? O zaman her önüne gelen de gidebilir. Herhalde ben doktorum deyip koca bir hastaneye gidip başı yani, kim mi yapacaklar yani çok beni? Çok affedersiniz de yani, benim irili ufaklı birçok müzisyen arkadaşım şu videoyu paylaşır mısın diye bana story atacağına Kültür Bakanı'nı atsın. Evet. Bu kadar basit. Kaldı ki bu üretime de faydalı bir şey. Çünkü sanatçı ürettikçe var olacak bir şey. Ben Bakan Ersoy'u beğeniyorum. O kadar. Yok, ben de. Yani yok, çok değerli bir adam. Bir kere değerli ve vizyoner bir adam. Bu işiden de anlayan. Yani her şeyden anlayan bir adam. Gerçekten çok sevindirici birisi, biliyor musun? Yani şu anda bu konumda olmuş olmasına bizim için çok katkı sağlayan. Yani her konuda anlayan. Evet. Her konuda vizyon sahibi bir adam ve bu adamla da kimseyle böyle konuşmak yakışmadı. Bu Erhan Bey yani. İlk başta bir rüzgarla, çok özür dilerim, ne dedin Serhan? Hiç önemli değil, ben bitirmiştim cümleyi. Peki, Erhan Bey bu rüzgarla alkış alırım. Buradan da herkes benim yanımda olur düşündü belki, ama şunu düşünmedi. Ama yanlış. Buna gerçekten ihtiyacı olan ve o saate kadar video yollamış olan müzisyen meslektaşlarını düşünmedi. O yapanlar dilendi mi şimdi? Bunun cevabını Erhan Bey verecek. Sen bir video attın diyelim. Ya yani. Zaten burada kendine muhatap alması bu iş şarkı söyleyerek baya baya para kazananlar için değil.
O yüzden bu aslında bu şeyin projenin aslında muhatabı da sen değilsin sevgili Erhan. Sen değilsin. Evet sen zaten kaç yıldır müzisyenler. zaten yoktun. Hayır ondan değil yani bir de. sen şey değilsin yani tamam müzisyensin sen de tabii ki ama yani o durumda değilsin en azından. Tabii ki. Ya da Yani bizi temsil anlatabiliyor. Sen o etmiyorsun. parayı beğenmiyor olabilirsin ama yani hiç o parayı evine şu anda götüremeyen birçok senin arkanda da çalan değil mi orkestra arkadaşlarımız var yani. Götürebilse bile devlet bu hakkı vermiş sen oradan onu Yani manipüle evet. Böyle edemezsin. bile Aa öyle mi bir de? Oo hiç o etiketi işe var bu girmeyelim. adamın. Hani ben biraz önce bir sürü parti saydım ya. Başka Oo. etiketlerin de var. Bir sürü şeyler var. Yani onun için hani herkes konuşursa konuşur yani. Peki, Neyse. şimdi reklama gideceğiz. Evet yani Fakat ateşlerimiz insin dönüşte biraz. çok enteresan bir gelişme var. Çok ünlü bir sanatçının eski eşi ve şaibeli bir ölüm. Mezar açılmaya kadar gidecek mi diye soru işaretleri var. Ya Az ben sonra. duyduğuma inanamadım. Evet az sonra burada. Bir şey kaçırdım değil mi? Ben yine hep kaçırıyorum. Yok. Bizim stüdyo şefimiz Berrak tam yayına giriyoruz da 20 saniye, 10 Evet. saniye diyor. Benim de hatırıma şey geliyor havaalanlarında bir anons yapan kadın var ya şey yapıyor böyle. İşte Siz şu neresini şöyle yapılan danışmaya lütfen. O, evet, bir şey sesi var, öyle bir danışma sesi Ay var, bir evet. Yani. Şimdi bazen ben bağırdığını. sevgili seyirciler, bazen burada makyaj yapıp sıkılıyorum. Ben makyaj yapıyorum falan, hiç yapmıyorum. Üzerine şimdi bakıyor bana Berrak, 20 saniye diyor, ben hala yapıyorum. 10 saniye diyor, bir de ben daha sesini yükseltiyor ki artık bırak elindeki aynayı demek istiyor. Son bir saniyede bırakıyorum ben. Ama siz biliyor musunuz Berrak'ın sesi çok güzel. Böyle Öyle mi? bağırdığına bakmayın. Çok güzel şarkı Ay söylüyor. nasıl Tabii bağırıyor? tabii Tüylerim Berrak'ın ablası diken diken zaten çok ediyor. önemli bir bestekar. Ona da buradan öpüyoruz. Bir söylesene son 10 saniye diye. Söyleyemiyorum. Nasıl Peki tamam. Anca bize bağırıyor? senin şeyin. Peki. Aynen. Şimdi İbrahim Tatlıses'in silahlı saldırısında yeni bir gelişme. Tabii aradan 9 yıl geçti. Evet, Kendi 9 aramızda yıl da geçti. konuştuk. Evet, ben de Neden böyle oldu? sordum. Dedim ki 9 yıl hala niye bitmez dedim bir yargılanma. Bir mütalaa vardı, tekrar açıklandı. Hepsini tekrar tekrar göreceğiz. Silahlı saldırıya ismi karışan Abdullah Uçmak mahkemede hazır bulundu. Detayları izliyoruz. Olay, olay, olay. İbrahim Tatlıses'e yapılan silahlı saldırıda yeni gelişme. Ünlü sanatçının asistanı ve şoförüne de ateş edilmesine ilişkin yeniden görülen davada inceleme tamamlandı. Tatlıses'in asistanı ve şoförünün hazır bulunduğu mahkemede saldırının faillerine rekor ceza talebi geldi. Tüm detaylar haberimizde. Ya öldürülmenin de bir şerefi olmalı ya. Yani öldürülmenin de bir şerefi, haysiyeti, onuru olmalı ya. Böyle haysiyetsizce öldürülme olmaz, biliyor musunuz? 14 Mart 2011 gecesi İbrahim Tatlıses İboşov'un çekimleri için Beyaz TV stüdyolarında. Niye kayboluyorsunuz abi? Ne gerek var? Ne güzel yaşıyoruz yani. Bir lokma ekmeği bölüşüyoruz. Neyin peşindeyiz? Neyin hıncındayız, neyin şeyindeyiz? Ben daha zenginim, ben daha yakışıklıyım, ben daha varlıklıyım. Ben bilmiyorum. Lan hepimizin gideceği yer aynı arkadaş, aynı. Çekimleri tamamlayıp stüdyodan ayrılan ünlü sanatçı çıktığı sırada 5 kişinin silahlı saldırısına uğramış. Ve uzun namlulu silahlarla başının sağ tarafından vurularak ağır yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan İbrahim Tatlıses, yaşaması bile mucize denilerek günlerce yoğun bakımda kaldı. İbrahim Tatlıses, doktorların çabaları ve sevenlerinin dualarıyla tam 14 gün sonra gözlerini açmış, hayata tutunmuştu. İbrahim Tatlıses'e yapılan saldırı ancak Türkiye'nin en büyük sanatçılarından birine, İstanbul'un en işlek noktalarından birinde böyle düpedüz bir saldırının gerçekleşmesi herkesi dehşete düşürmüş, saldırının ardındaki ismin bulunması için emniyet seferber olmuştu. Emniyet güçlerinin yoğun çabalarıyla saldırının failleri bulundu. İbrahim Tatlıses'e yapılan saldırının arkasından 13 yıllık husumet çıktı. Aralarında Tatlıses'e 1998 yılında yapılan silahlı saldırının nazmettiricisi Abdullah Uçman da yer aldı. Kan donduran saldırıyı düzenledikleri öne sürülen 20 kişi gözaltına alındı.
Saldırıyı Adanalı Apo yaptı. Adanalı Apo olarak bilinen Abdullah Uçmak, dönemin ünlü organizatörü Hasan Bora'nın arkadaşıydı. Aynı zamanda Tatlı Ses'in ortağı Hasan Bora ile Tatlı Ses'in arası 1998'de açılınca Tatlı Ses'in ofisi Bora ve adamları tarafından basıldı. Uçmak, Bora'dan yana tavır aldı. Tatlı Ses'in oğlu Ahmet Tatlı ve adamları da Bora'nın ofisini basarak etrafı ateş etti. Baskın sırasında hemşirisi olan Hasan Bora'yı ziyarete gelen Abdullah Uçmak ve bir adam yaralandı. Olaylardan sonra İbrahim Tatlı Ses de kendisini savunmuştu. İşte bu olaylar ve açıklamalardan sonra İbrahim Tatlı Ses ve Abdullah Uçmak husumeti başladı. Adanalı Apo lakaplı Abdullah Uçmak bu konuşmadan tam 13 yıl sonra dediğini yaptı ve korkunç bir planla İbrahim Tatlıses, asistanı Buket Çakıcı ve şoförü Hakan Çalışkan'ı pusuya düşürerek uzun namlulu silahlarla taradı. Saldırıda Tatlıses'in asistanı Çakıcı da yaralanmış, şoförü Hakan Çalışkansa olaydan yaralanmadan kurtulmuştu. ...2011 beri devam eden davada dün bir yeni gelişme yaşandı. Tatlı Ses'in asistanı ve şoförüne de ateş edilmesine ilişkin yeniden görülen davada inceleme tamamlandı. Sanıklardan Abdullah Uçmağ'ın öldürmeye teşebbüse azmettirme, Yunus Ayık ve Ersin Altun'unsa öldürmeye teşebbüs suçundan 26 yıldan 40'ar yıla kadar hapiste cezalandırmaları istendi. Aslında yıllar süren, yani yıllardan beri bugüne kadar gelmiş bir husumet var aslında Abdullah Uçmak ve İbrahim Tatlıses arasında. Fakat benim hatırladığım bir görüntüde onlar bir yemekte barıştırılmıştı. Ben zaten inanıyorum ki zaten eski dostlukları var. Tabii. Dostlukları var zaten. Yani İbrahim Ama Bey... Ama bir istekler vardı karşı taraftan. Benim de duyumlarım o yöndeydi. Yani doğru mu değil mi bilmiyorum ama hep bir para isteme. Hep bir para istemek. Yani İbrahim Tatlıses'ten bitmek bilmeyen... Ben senin için şunu yaptım. Ya hep bir para aslında. Yani istediği şeyleri alamadığı için belki de hep bir tehditler, hep bir ölüm tehdit. O zaman bu çok şehir çok yaşıyor. Şehir efsanesi gibi dolaşıyordu. Çok vakıf değilim ama hep İbrahim Tatlıses'e zaten tehdit alıyordu yani. Peki bir şey söyleyeceğim. Hep para isteniyordu diyorsun ya, hı hı. Abdullah Bey ya da... İşte ben işte, senin için şunu yaptım, bunu işte, yaptım, şunu peki, yaptım, bunu yaptım. Peki İbrahim Bey de belki de gerçekten bir şeyler istiyordu onlardan. Yani hayır, o da Hasan Bora'dan, çünkü biliyorsun çok yakındılar Hasan Bora'yla. Zaten birlikte bir sürü iş yaptılar bilmem ne. Kimdir o? Eski büyük Hasan, menajerlerden, organizatörlerden büyük bir menajerdi o yılların. Yani evet, önemli bir menajerdi. İbrahim Tatlıses'in menajerliğini yapıyordu. Değil Sonra mi? Araları bozuldu. Çok iyi bilmiyorum ama çok mafyöz yani. Hani mafyavari bir menajerdi. Şimdi bizim şey de menajer yani. Neydi bizim Haluk da menajer. Şimdi öyle bir menajer değil yani. İbrahim Tatlıses'in coğrafyasında bir menajer diyeyim. Daha çok anlarsınız. Fakat Beyaz TV'de çalışıyor İbrahim Tatlıses o dönem. Ve zaten televizyonda hafif hafif cümlelerin arasında o mesajları veriyor çünkü tehdit alıyor o ara. He, ama geçtiğimiz hafta da ya mesela vurulmadan önceki bir hafta önce de çok hatta daha fena şeyler. İşte onları söylemeye çalışıyor. Hani tehdit edildiğini bilmem ne ama. Ya şimdi artık çok geçmiş ve hani ne kadar doğru çok da bilmediğim bir konuda da ahkam kesmek istemem. Sadece ahkam keseceğim tek şey varsa Allah'tan başka hiç kimse bir canı alamaz. Çok güzel. Yani söyleyebileceğim tek şey bu ve peki. İbrahim Tatlıses'in yaşaması da bir mucize yani. Orası %100 çünkü korkunç bir silahlı saldırı kafasından vuruluyor. Ama şöyle bir durum var. Ölmemesi zaten mucize. Şimdi, milyonda bir mucize. O dönem program çıkışında asistanı ve şoförü de. Evet. Asistanı dediğimiz saldırı. Onun eski sevgilisi Buket değil Çakıcı. Mi? Buket Çakıcı. Öyle dedikodular vardı. Dedikodular çıktı. O dedikodular vardı. Doğru kulağından muydu, vuruldu kız. Ha, kız kulağından vuruldu, geçti yani, yaralandı. Vuruldu, fakat çok emek vermişti İbrahim Bey. Onu biliyorum ama bir de hani öyle yazıyorlar çıktı. Fakat hiçbir zaman doğrulamadı. Tamam. Şoförü hiç yara almadan bir saldırıda yine karşı karşıya kaldı. Aynı arabadaydı sonuçta ama mahkeme bu konuyla alakalı tekrar görüşüldü. Mahkemede Abdullah Uçmağ'ın söylediği bir şey var. Benim bir kadına, bir çocuğa
ateş etmeyeceğimi o türkücü de çok iyi bilir der diyor mesela. Ben de ona eminim. Çünkü bu tip insanlar ya da bu tip büyük hani bu işlerin içinde olan insanlar asla ne bir çocuğa ne bir kadına asla ateş etmez, ettirmezdi. O zaman ateş etmeselerdi. Çünkü onları pusu kurarak, önceden tasarlayarak İbrahim Tatlıses'in şu andaki kameralara gelen görüntüsünde Beyaz TV stüdyolarından hareket ettiği esnayı önceden planlayarak, kurgulayarak, o hiç İbrahim Tatlıses olarak tek başına bir arabaya binmez. Bunu onlar çok iyi biliyorlar. Bin tane korumayla dolaşıyor yanında. Ama genelde asistan hep erkek olur diye düşünmüş olabilirler. Tamam, düşünmüş olabilir. Görüyorlar kadının arabaya bindiğini. Ateş etmeselerdi o gün o zaman. Bu arada mütalaada şöyle bir durum var. Tasarlanarak adam öldürmeye teşebbüsten tekrar okunuyor. Daha bu arada ben koruyormuş gibi olmayayım da. Yok hani, korumak değil tabii ki de yani. Bu şeyin ritüelidir ya. Hani bu dünyanın. Vallahi bu dünyanın ritüelinden arkadan vurmak da yok ama. Yani bu dünyanın ritüelinde adama arkasından vurmak da yok ona bakarsa. Peki Abdullah Avcumak o dönem ne demiş? Star TV'ye bir röportaj vermiş çok konuşulan. Onu bir verelim mi? Şimdi Abdullah Uçman iddiasına göre de bu işin ilk kanını akıtan İbrahim Tatlıses'ti diyor. Orada suçsuz insanlara da silahla saldırdılar, ateş sonradan ettiler. Sonradan kan parası istedi diye duydum ben. Yani benim adamlarım gitti, sen de bunun karşılığında para ver. Ama doğru, bu ritüel budur evet, biliyorsun. İbrahim Tatlıses de bunu verdi. Verdi mi? Evet ama o yani ben şimdi bunlar duyumlar, doğru olabilir. İbrahim Bey de seyreder bizi. Bir yanlışım varsa da, çünkü o zaman bile süreli de geçti. Sadece duyumlarım. Evet İbrahim Tatlıses o paraları hep verdi bu kişiye. Hiç durmadan ama, hep istedi. Ama bu istekler bitmedi. Her seferinde fazlalaştı bu istekler. Bu iddialara İbrahim Tatlıses'in de bir cevabı oldu o dönem. Acaba o ne dedi? Bir de onu verelim. Buyurun. Vallahi öf. Öf gerçekten. Vallahi karşılıklı, yani biz arena programı gibi olduk. Karşılıklı parmak sallama var artık. Yani bu işin ama bir yerde kopacağı belliymiş. Bircan'cığım o dönemler, şimdi onu hatırlıyorum tabii ki. O dönemler maalesef her şey böyleydi. Ben bir kez daha devletimize teşekkür etmek istiyorum. Çünkü yan masada oturuyorsun, balık yiyorsun, o onu öldürüyor. O onu vuruyor. O ona bir şey yapıyor. Yani mafyalar onlar bunlar yani olabilecek gibi bir hayat değildi yani. Hiçbir şekilde güvenliğin yoktu. Gerçekten. Herkes herkese tehdit ediyordu. Herkes yani korkunç. Mesela şu anda ne kadar üzülüyorum. İbrahim Tatlıses'in de bak şimdi bu, yani ne işin var? Evet. Yani dünyanın en iyi sesisin ama şimdi toprağı o. Oradan gelmiş. Su testisi su yolunda diye bir şey var. Maalesef bunu yaşıyor şu anda belki ama. Şimdi İbrahim Tatlıses gibi dev bir starın her şeyi kendisini organize etmesi mümkün değil. Ama ben hiçbir şey bilmiyorsam, kendimi geliştiremediysem, o coğrafyadan kurtulamıyorsam, beni o coğrafyadan kurtarabilecek insanları ekip olarak toparlarım. İbrahim Tatlıses'i yönetecek, İbrahim Tatlıses'e dur diyecek, onu engelleyecek, etrafındaki hepsi daha fazla katalizör. Daha fena, gaza getiriyor değil mi? Tabii şu anda bunları dinliyorum, ne kadar saçma. Hep öyledir abiciğim. Kesinlikle İbrahim Tatlıses'e şu anda bunları dinlediği zaman mutlaka ne gerek vardı, ne ben ne var. Diyorum, ha, burana kadar gelirler. Şimdi devamlı bir de büyük sanatçılar da doğulu birçok sanatçılardan biliyorsun çok paralar istendi. Paralar istendi. Tehditler edildi. Demek ki çok tehdit edildi. Yani burama kadar geldi. Ofisimi bastılar. Bir kadına tehdit ettiler. Ölümle tehdit edince diyor. Biz de oraya gittik diyor. Yani doğru mu? Değil. Kan parası istiyor bu beyefendi. Kan parasını da veriyor. Yani hani fakat ondan sonraki bayağı bir süreçte onu istiyor. O kazandığından istiyor, televizyon kazandığından istiyor, sahne hepsini kazandığından istiyor, buraya geliyor artık. Peki şimdi ondan sonra da seni vuracağım vermezsen olayları başlıyor. Ne? Ondan sonra da işte bu olay oluyor. Ama sen, ama bu benim duyumlarım doğru da olmayabilir. Böyle bir o zamanlar şey, öyle ama saklamıyordu duydum. Adam diyor ki onun kanı bir şekilde akacak. Bak evet, röportajında tabii ki kanı akacak diyor. Ritüel odur. Bu böyledir. Çünkü sen önce gitmişsen, sen önce kanı akıtmışsan sen o kan parasını ödemek zorundasın zaten. Doğrusu ben sana şey söyleyeyim. Hani o ritüelde. Bir dakika bugüne gelelim. Bugün herhangi birisi
Şu adamın söylediğinin binde birini söylesin bakalım nasıl kodesin. Ya bu tehdit. İşte, işte yani, o zaman maalesef bizim devletimiz bu olayların hepsini bitirdi bak. Bitti. Çok haklısın. Peki bugüne gelelim dedin ya, bugünkü ifadesinde ne diyor biliyor musun? Allah var diyor. Ben onu vurmadım ama Allah var diyor. Onun vurulmasına çok sevindim diyor mahkemede. Evet. Daha sonrasında bu hem asistanının hem de şoförünün avukatları diyor ki böyle bir savunma olabilir mi? Ben bu savunmayı kabul etmiyorum ve tüm sanıklar için 40'ar yıl hapis talebinde bulunuyorum diyor. Bakalım şimdi artık konu yargıda tekrar konuşulacak. Bu arada bana bir mesaj geldi konuyla alakalı. Damla Buket Çakıcı bana mesaj atmış. O da bir asistanıydı. İsmi öyle geçmişti. Demin kulağından vuruldu dedim ya. Evet. Selin Hanım, küçük bir düzeltme yapmak isterim. Silahlı saldırıda kulağımdan değil, boynumun sol tarafından ve yine sol omzumdan olmak suretiyle iki ayrı noktadan vuruldum. Teşekkür ederim diyor. Sevgilerini gönderiyor. Çok geçmiş olsun diyor. Çok geçmiş ölümden olsun. Dönmüş bir kadın olarak. Konuşmak isterse bağlayabiliriz istiyorsan. Ya aslında isterse tabii ki bir tanım ya. Oluruz. Yani o kadar hatırlatmak istemiyoruz ama. Küçük bağlanabilirseniz bize. Yani o şu anda biz bu dehşeti yaşıyoruz buradan ama siz birebir bir kadın olarak bu dehşeti yaşadınız. İbrahim Tatlıses yanınızda vuruldu ve buna en yakın görgü şahidi sizsiniz. Evet. Siz de ölümden döndünüz. Numarasını atalım mı içeri? Belki. Ya da sizi arasak biraz bizi bilgilendirir misiniz? En azından başka bir eksiğimiz varsa size tamamlayabiliriz. Müsaade ederseniz telefonunuzu rejiye veriyorum. NASA basın sözcüsü, basın halkla tabii ilişkiler ki. Ve evet, o yıllardaki çok, olsun. Yani çok başarılı olan bir hanımdı. Bir de herhalde matematiğe bakıldığı zaman ondan geçen kurşun İbrahim Tatlıses'in. Yani birinin solu birinin sağı, düşünün bak. Onlar bence taradılar yani. Yok be, evet. Yani ben taradılar tarandı. Yani işte böyle evet. Taradılar. İşte ben o dönem taradılar. Kaç kurşun çıktı aramadan yani. Bilemiyorum. Yani onu çok şansa bırakmamışlardır. Evet, Seren'in dediği daha doğru olabilir. Bilal Bey'e atıyorsun. Biz konuşmak isterse Damla Buket Çakıcı ile konuşmak çok isteriz. Tabii ki hatırlatmak teşekkür istemiyoruz ama. Teşekkür ediyoruz ona da valla sağ ama olsun. Ama o kadar raftan hemen indi ki dosya bizim de tekrar biz, maalesef yani biz gerildik. Bu haberi bile bilmiyorduk yani bugün konusu buraya geleceğini. Gergin bir konu, zor arada, bir konu. Beyaz TV Maslak stüdyolarından çıkıyor çekimde biliyorsunuz. Tam 14 aslında, işte 14 Mart 2000. Orada bak, bir sıçrama bak. Bak şimdi bak. Oldu mu olay? Anlamadım. Burada bak, o köşeyi döndüğü an. Orada mı oluyor? Evet. Çıkmadan ana caddeye galiba, doğru çıkmadan mu? Çıkmadan oluyor. Taradılar şu anda. Şu anda tarandı mı? Şu anda. Bak, evet, bak. Durdu araba, bak taradılar. Çünkü o adam koşuyor koşuyor ya. O sol tarafta duruyor onlar. Yani burası bir göbek, Maslak burası. Evet. Burası göbek solda. O göbeğin solunda, bu tarafında onlar arabayla şu duruyorlardı. Diken. Tam İbrahim Tatlıses'in arabası dönerken şimdi onlar soldalar. Şu sol taraftalar. Minibüsün önün biraz hayır, bu tarafta. Tamam, anladım. O göbeğin orada ateş ettiler şu anda. Döndükten şu anda sonra değil, evet. Dönerken oluyor evet, değil mi? Çünkü oraya pusu kurmuşlar. Evet, yani planlamışlar. Issız, öyle mi? Tabii. Issız bak böyle. Şöyle, şu an siyah araba İbrahim Tatlıses'in arabası, doğru mu? Evet. Arkada siyah arabanın önünde bir araba var. Bak köşeye o dönmüş. Evet. Şöyle yapalım. O araba ateş ediyor. Bir dakika. Araba tarıyor. Hangisi? Öndeki, şu öndeki bak. Öndeki. Şu. Öne geç. Evet. Bir öne geç. Nerede araba var ki? Evet. Bir geri gelebilir miyiz? Biz biraz geri. Öyle mümkün değil. O zaman aynı anda veremeyiz seni. Ha. Bir öne geç. Siyahın önünde bak, görüyor musun? Siyahın önünde beyaz bir araba var. Evet, bu evet, mu ateş o eden? Araba, o araba ateş eden araba. O mu? Ha, evet. O zaman bir yerde durmuyorlar. Duruyor. Hayır, arabadalar yani pusudalar, dışarıda. Pusuda bekliyorlar. Tamam, dışarıda pusuda değiller. Şöyle, arabayı yavaşlatıyorlar zaten belli. Arabayı yavaşlatıyorlar ki onun kaçma. Mahsus orada duruyorlar ki kaçamayacak. Kaçamasın, çünkü önünü kesiyor. Tamam, anladım. Zaten çünkü her gün İbrahim Tatlıses her hafta Beyaz TV stüdyolarından bu şekilde çıkıyor. Ve o bildikleri yolda rutin. Bak o öndeki arabayı görüyor musun? Tamam. Gitmezse araba bunlar da gidemez. Tabii, tabii. Durduruyorlar arabayı. İniyorlar, peki, korkunç cam, bir şey yani. Korunaklı yani kurşun geçirmez bir cam mı? Hayır, değil mi? İşte değil, maalesef ki geçti. Şimdi bu arada Buket Hanım'a ulaştık. Buket Hanım müsait olmadı ve şu anda konuşmak istemediğini söylemiş. Tamam, çok saygı tabii duyuyoruz. Tabii saygı duyuyoruz. Kesinlikle çok saygı duyuyoruz. Olsun, çok teşekkür ederiz. İbrahim Tatlıses Türkiye'nin en büyük değerlerinden bir tanesidir. Bu dosya raftan inince tabii ki söylemezsem olmaz olarak konuşmak durumundaydık. Şimdi başka bir değere geçiyoruz. Ebru Gündeş.
21 yıl sonra beyin kanaması geçirdiği dakikaları paylaştı. Seneyi devriyesi bir onları, mi? O anları bir görelim. Bu da çok enteresandır. Hayata ama tekrar gelen ikinci isim. Evet. Bana göre. Allah korumuş yani. Gerçekten. Kesinlikle. Buradaki tam tanı neydi? Biliyor muyuz? Beyin kanaması geçirdi. Beyin kanaması mı geçiriyor? Evet, çünkü evet. Orada ne zaman kim? Gazi Yaşar kim? Gazi Yaşar çok önemli birisi. Arkansas'ta, Amerika'da. Önemli birisi kim müdahale burada, etmişti değil evet, mi? Evet, önemli bir beyin cerrahı evet. Müdahale etti ve onun hayatını da o kurtardı. Tabii. Stüdyoda ve İlyas Tetik vardı. Çok önemli bir yönetmendir ve aynı zamanda maestrosuydu. Onunla aşk yaşıyordu. Kimle? O İlyas'la. İlyas'la mı yaşıyordu? O tutuyor onu kucağında. Onunla beraberdi o zaman. Ebru. O zaman onunla aşk yaşıyordu. Öyle mi? Tabii tabii. Çıkmış mıydı? Evet. Çıkmıştı. Çıkmıştı. Bak gitti kızın gözleri. Ay çok tabii, yani tabii. Allah korumuş ya Rabbim. Yani ay hiç kimse ay yani nasıl işte olabilir. Hakan Altun da biliyorsunuz aynı şeyi geçirdi. Ya yani, evet. bir dakikada bitti işte hayatı. Yani. Şimdi bu konularla ilgili şey oldum biliyor musun? Net hatırladığım bir şey. Bu bir tanıtım. Cengiz Kuday. Tamam. Ay, İlyas o da Tetik. O yılların tabii en evet, önemli evet. Beyin cerrahlarından bir tanesiydi. Şimdi İlyas'ın o dönem inşallah bu albüm çıkmadı değil mi? Albümün tanıtımı için stüdyoda röportaj verecekti evet, aslında. Evet, şarkılarını tanıtıyor. Yani aslında kameraların orada olması da o dönem çok konuşuldu. Bir minik bir azınlık, hatta ben güruh diyeyim artık kötü niyetle. Güruh dedi ki bu bir reklam yani bu kadar kameranın önünde evet, bayılınmaz. Evet, bir şey söyleyeceğim. Dediler bunu. Şimdi kusura bakmayın. Şimdi yani Sezar'ın hakkı Sezar'a buna denir. Niye denir? Babam yıllarca öldü deyip mezara gitti yani. Denir. Ha, ondan saçmalamayın. Denir yani. Şimdi bak deminki geldiğimiz... Onun için haklısınız. Şimdi deminki geliyoruz güvenilir olma mevzusu. Ha. Şimdi nasıl çoban gelmiş ikide bir de yangın çıktı demiş. Herkes koşmuş yangın çıkmamış. En sonunda yangın aynen. Çıkmış kimse gelmemiş. Evet işte. Şimdi burada da Ebru Gündeş'in tabii ki belki de gençlik yıllarında neden olduğunu bilmiyorum. Babasının kalay... işleri yapıyor. Babasının aslında konumundan ve durumundan bir zaman içinde utanması ve babasının için öldü demesi, mezarın başına gidip ağlaması, sonra yaptığı babasının ortaya çıkması. Yani utanması babasından. Olabilir. Yani. Ya her şey olabilir. Hani, onun için öldü demene hani, gerek yok ki. Benim için belki öldü sana... de diyebilirsin. Evet. Ha. Ama şimdi bunu detaylandırıp hani mezar başında ağlaması ve sonra da babasının ölmediği ortaya çıkması tabii Ebru Gündeş'in birçok konuda dönem dönem yalanları tabii. Çıktı. Arkasından da bu olay olunca insanlar ilk başta tabii ki inanmadılar. Fakat sonradan ben de mesela inanılmaz üzülmüştüm. Yani, sen ne diyorsun? Yani herkes bütün Türkiye çok ben, üzüldü. Ben yani bunda da üzüldüm. Yani Reza Zarrab'da da hepsinde üzüldüm. Üzülmek başka bir şey. Biz bu seni sevmiyoruz ya da onu sevmiyoruz anlamında değil. Bu olan olayı söylüyoruz. Ya çok tabii, çok zor yoksa, günlerdi. Tabii peki ki. Neden biz bunu verdik? Şimdi şöyle bir durum oldu. Durduk yere vermedik tabii ki. Kendisinin bir paylaşımı var diyor ki yıllar önce bugün. Yani 21 yıl mu? Önce bugün. Evet paylaşımı bu. Önce Allah'ın izni sonra Sayın Profesör Doktor Cengiz Kuday'ın ve ekibinin çalışmalarıyla aynen. Yeni bir hayata başladım. Bu vesileyle başta onlar olmak üzere her geçen gün... Önemlerini daha iyi anladığımız tüm doktorlarımız ve sağlık çalışanlarımıza yürek dolusu teşekkür ederim diyor. Sağlığın kıymetini en iyi bilenlerden olarak Allah sizleri başımızdan eksik etmesin diye bir paylaşım yapıyor. Yıl dönümünü, o acı günün yıl dönümünü bu şekilde hatırlıyor. Bu şekilde de bizlere hatırlatıyor. Bana göre hayata dönen ikinci. Tabii o zaman beyin kanaması geçirdiği zaman da şey dediler hani yüksek volümlü şarkı söylememesi gerekiyor falan bir sürü şeyler çok dikkat etmesi gerekiyordu. Bir de o ama yıllar... sonra çocuğu oldu yani sonra Allah bir şekilde gerçekten dermanını verdi. Evet. Çok üzülmüştük yani. Şanslı kadınlardan adlediyorum. Ebru Gündeş'i şanslılardan evet, adlediyorum. Şanslı. Ama işte herkes bir şeyler çekmiş ya hayatında. Aynen. Allah da bir şekilde birilerine de mükafatlandırıyor yani. Bir yerden yani, alıyor, bir yerden veriyor. Seni ayrıca sevdiğimi şöyle düşün. Ben onunla aynı uçakla döndüm Miami'den. Zarrab'ın yakalandığı zaman herkes ağlıyor. Herkes kötü, dadılar, elinde çocuk bilmem ne. O uçakta onun bir sürü nelerini çekebilirdim. Yapamadım biliyor musun? Yapmadım. Habercilik yapayım diye bile yapmadım. Yani o yani. Kadar hani onu söyleyeyim belki anlarsın. Yapmadım yani. Ben evet. De o dönem o yani. bayılmasından sonra bir de kafasını vuruyor ya. Orada o işin daha çok tetiklendiği konuşuldu.
Tam düşerken bir de kafasını o demire vuruyor. Yani o benim çocukluğumda yaşadığım travmalardan bir tanesiydi. Keşke kafasını vurmasaydı diye böyle çok defalarca ağlamışlığım olmuştu. Çok geçmiş olsun. Ama bize maalesef bu günleri kendisi hatırlattı. Bize vermek muhteşem durumda kaldık. Rabbim aynı sağlık versin. Aynı zamanda Hakan Altun da biliyorsunuz geçirdi. Tabii. Aynı hastalığı. İkisi düşün. Yani onlar da eski sevgililer. Onlar ikisi, yani oluyor hayatta. Yani hiçbirimizin garantisi yok işte. Bir dakikalık çok iş. Geçmiş olsun. Evet. Sesin muhteşem. Seni her dinlediğimde çok beğeniyorum. Ama sesini çok beğeniyorum. O kadar. Peki. Şimdi 26 Aralık'ta... Hani ayırıyoruz ya hep. Bu su güzel. İşte demin söylediğim şey. Evet, aynen. Aslında. O yüzden dedim. Yani sesi güzel. Her zaman Sezar'ın hakkı Sezar'a. Evet. Ama yanlışlar da olduğu zaman, hatalar da olduğu zaman onu da konuşuyoruz. Çok bizim programların, bir kadın çünkü. Çok. Programların amacı bu. Beni de mahkemeye vermişti zamanında. Ama yapılacak bir şey yok. Yani sonuçta burada güzeli de teslim ediyoruz. Aynen. Ama bir şey olduğu zaman da bunu da konuşmak durumundayız yayıncı olarak. Başka konuşacağımız bir konu var. Gerçekten güldüm. Aynen. 26. Bana bak. Neydi programda be? Etkilendim. Geçmişe evet gittik ya. Değil mi? Tam da o dönem. Şimdi 26 Aralık'ta doğum günü kutlayacakmış Burak Özçivit ama diyor ki doğum günümden bana gelecek hediyeleri diyor. Lütfen diyor Türk Kanser Vakfı'na bağışlayın. Türk diyor. Kanser Derneği'ne bağışlayın. Ben diyor hediye istemiyorum sen diyor. Sen bir burun kıvırdın çünkü bir şey yaptın. Çünkü dedim ki yani bunu yani ne hediye yollayacağım ki ben sana yani. Kim o? Mesela çok yakın arkadaş. Sevgi olarak diyor. Fanları için diyor. Orada başka bir sosyal mesaj veriyor. Niye? Güzel bir şey diyor ya. Arap hayranlarından diyor çocuklar, çok mesaj. Çocuklar size de hiçbir şekilde yaranılmıyor. Yok ya bize bu dönemde bana yaranılmasın. Yani sana da yaranılmıyor baktığın yok. Zaman. Niye be? Güzel bir şey demek istiyor. Yani güzel bir şey diyor, diyor da ben şunu anlamadım. Ne bekliyor yani? Mesela kimlerden ne hediye bekliyor? Hayır işte hediye almayın da. Evet. İşte ne bileyim Türk Kanser Derneği'dir, evet. UNICEF'tir, orasıdır, burasıdır. Onlara yardımda bulunmanız bana hediye yani anlamında. 5 TL bile harcayacaksanız evet, diyor, onu harcayın diyor. Allah aynen. Allah sen güzel, de güzel. Yani. Çok güzel davranış peki. televizyonda uyuz diyebiliyor muyuz? Ay bana diyemez. Diyebiliyor Allah Allah. Peki bu güzel davranışı için korkunç alkışlıyoruz Burak Özçivit'i. Peki bundan sonra sana hediye falan yok. Şimdi Hadise ve Kaan Yıldırım'la ilgili bomba bir iddia atıldı. Fakat biz dün Kaan'ı çektik. Hadise'yi de sorduk. İzleyelim. Hadi. Olay. İddialar bitmek bilmiyor. Geçtiğimiz günlerde Hadise'nin yaptığı açıklamayla birlikte ayrıldıkları ilan olan Hadise ve Kaan Yıldırım ayrılmadı mı? İkili ilişkilerine ayrılık süsü mü verdi? Kaan Yıldırım kameraları görünce neden kaçmaya çalıştı? Kaan Bey, Hadise Hanım'ı sorsaydık. Ayrılık haberlerinin arkasındaki o detaylar ne? Hatırlayacak olursanız tüm Türkiye geçtiğimiz gün bomba bir haberle sallanmıştı. Hadise'nin yaptığı siyah beyaz paylaşımlardan ikilinin ayrılma işinde olduğunu iddia etmiştik. İkili bu iddialar sonrası Kaan Yıldırım'ın hesabı aracılığıyla adeta bize cevap vermişlerdi. Biz ayrılmadık demişlerdi. Fakat işin aslı başka çıktı. Hadise ve Kaan Yıldırım ayrılık eşiğinde olan birlikteliklerine ikinci bir şans vermişler fakat başarılı olamamışlardı. Hadise sosyal medyasından yaptığı açıklamayla ayrılık iddialarını doğrulamıştı. İşte ipler bu olaylardan sonra koptu. Kaan Yıldırım'ın yakın çevresine biz evlenecektik. Hadise fevri davrandı dediği hatta Hadise'nin eşyalarını şoförü aracılığıyla yolladığı söylenmişti. Tam bu sırada Hadise'nin ablası Hülya Açıkgöz boynuzlu bir paylaşım yaparak ortalığı kızıştırmıştı. Bu paylaşım sonrası Açıkgöz ailesi karışmış, anne Gülnihal Açıkgöz'ün sinir krizi geçirdiği söylenmişti. Hülya Açıkgöz'ün paylaşımı silmemekte direnmesi sonucu Kaan Yıldırım'ın devreye girdiği iddiası da magazin kulislerinde dolaşıp durdu. Ta ki dün geceye kadar Kaan Yıldırım'ı Etiler civarında polis çevirmesine görüntüleyen muhabirimiz Mustafa Ağa da Kaan Yıldırım'a Hadise'yi sormak istedi. Fakat Kaan Yıldırım soruları duyar duymaz polis memuruna "Lütfen gitmemize izin verin, setten çıktık." diyerek hızla uzaklaştı. Kaan Bey nasılsınız? Lütfen. Kaan Bey, Hadise Hanım'ı sorsaydık. Hadise Hanım da sizdeydi dün.
İşte her şey bu noktada başlıyor. Hadisenin ayrılık açıklamasından sonra Kaan Yıldırım'dan en ufak bir açıklama gelmedi. Hatta oyuncu hiç böyle bir şey olmamış gibi oynadığı dizi Hekimoğlu'nun sahnelerini, fragmanlarını paylaşmaya devam etti. İstihbaratımıza gelen çok konuşulacak iddialara göre Hadise ve Kaan Yıldırım ayrılmadı. Kaan Bey, Hadise Hanım'ı sorsaydık. Hadise Hanım da siz dedi dün. Hadise Hanım da siz dedi dün. Hadise'nin hala Kaan Yıldırım'ın evine gittiği söyleniyor. Hatta ikilinin site sakinlerine kimseye bir şey söylememeleri için tembih ettiği iddialar arasında. Peki böyle bir şey gerçekten olabilir mi? Kaan Bey, Hadise Hanım'ı sorsaydık. Hadise Hanım da siz dedi dün. Hadise Hanım da siz dedi dün. Bu soru sonrasındaysa akıllara tek bir şey geliyor. İkili ayrılık süsleriyle Kaan Yıldırım'ın oynadığı Hekimoğlu dizisinin PR çalışmalarını yaptılar. Bildiğiniz üzere Hekimoğlu yayınlandığı salı günlerinde Masumlar Apartmanı ve Eşkıya Dünyaya Hükümler Olmaz gibi iki önemli diziyle yarışıyor ve açıkçası çok başarılı olamıyor. Sizce böyle bir ayrılık sonrası Kaan Yıldırım'ın her gün sosyal medyasının story kısmında Hekimoğlu'nun reklamını yapması normal mi? Yorum sizin. Kaan Bey, Hadise Hanım'ı sorsaydık. Hadise Hanım da siz dedi dün. Hadise Hanım da siz dedi dün. Yine çok önüne tartışacağımız bir durum. Şimdi Hadise ile Kaan Yıldırım ayrıldı mı ayrılmadı mı diye tam sorular kafamızda netleşmişken, Hadise bir açıklama yapmışken, komşular Hadise her gün burada dedi. Bence o gün ayrıldılar. Ben ona inanıyorum. Ha, sonra? O gün ayrıldılar. Fakat hani Seren der ya, gidilmedi. Gidilmediği için barışıldı. Farkındaysan Hadise tek taraflı zaten o açıklamayı yaptı ve o kızgınlıkla yaptı. Seren, senin suratındaki inanmamazlık. Ne? Konuya. İnanmadın mı? Hayır, yani saçma. O komşular onu daha önceki süreçte gördü bence, şimdi değil. Ha. Şimdi biz bunu dün çekiyoruz. Onu sana söylüyor. Bak, Kaan'ı dün çekiyoruz, diyoruz ki Hadise Hanım dün sizdeydi diyoruz. Yani ayrılığın olduğu günden iki Hiç gün sonra. Cevap vermiyor ama çocuk. Vermiyor. Cevap vermiyor. Hiçbir yorumu yok yani. Hadiseyle alakalı konuşmuyor. Öyle mi? Oo, bir dakika, o zaman bunu söylerim. Neymiş? Muhabirimiz dün gece Hadise'nin arabasını Kaan'ın evinin sitesinde görmüş. %100, çünkü bir günde kalktı o yazı. Oo. Yani bir günde. Bir günde kalkan story zaten yav. Story 24 saat hayır, zaten. Hayır, yani çabuk. Hemen mi sildi? Hemen sildi yani bir şekilde. Ya barışabilirler arkadaşlar. Aynen. Ama zaten bütün ayrılıklarda bir daha dönmem, şeytan görsün yüzünü. Barışabilirler Seren miyiz? Ama konu şu. Asıl konu şu. Dizi yüzünden biz mi barıştılar? Biz bunları dizi yüzünden mi yaşadık? Yok. Aslında yok. Biz Hekimoğlu'nu mu destekledik Hadise ayrılığıyla? Ay, bunu kusura bakmayın da Hekimoğlu dizisi de yani o kadar dev oyuncular varken Kaan'la Hadise'nin aşkına yürüyecek bir, onlara da çok ayıp etmiş oluruz. Çok önemli bir hayır, şimdi bir dizi de öyle bir gazlıyor ki yani zorla Kaan'ı bir yerli bir edelim yani. Ama şöyle bir şey düşündüm dün. Hemen şeyden sonraydı. Bizim diziden, evet, Sadakatsiz'den sonra. Birdenbire hiç seyretmiyorum o diziyi çünkü. Baktım Kaan olunca, baktım Kaan'lı sahneler çok. Tamam. Kaan'lı sahneler çok. Demek ki hani Kaan buradan dolayı bir gündem olmuş. Tabii. O sahneler çoğaltılmış Kaan'ın, evet, falan. Yani orada vardı bir çokluk. Şöyle de bir şey ama var. Kaan'ın hanım hayranları artık diziyi bırakmış. Ay hadi Allah aşkına. Niye? Ay sen de bize mahsus mu yapıyorsun, biz gaza gelelim? Ay, iddiaları söylüyorum. Bir dakika, ben neye bırakacaklar yani iddiaları? Ben önümdeki iddiaları söylüyorum. İddialar böyle. Ha, bu arada şunu da söyleyeyim. Masumlar Apartmanı ve Eşkıya'yla kapışırken değil Hadise'yle ayrıl, evlen yine tutmaz o dizi. Yani öyle rakipleri var ki. Heh, mümkün evet değil yani o dizinin yani ayakta kalması. Yani, Timuçin orada Esen var. Başka kim var orada var, kıymetli var, oyuncu? Var, önemli. Hepsi, ben biliyorsun ben isim özürlüyüm ama çok önemli. Hepsinden özür diliyorum ama gerçekten Timuçin Esen dışında bir var ya, çok hepsi de önemli. Kas çok iyi. Ama Timuçin Esen orada olmadı. Yani, orada değil. Bir şeyde aynen, suratındaki ifade, hani reklamlarda da çıktı ya bir sosyal sorumluluk şeyinde falan. Oldu, evet. Suratında falan. Yani o adamın böyle yumuşak bir gözlerinde bir anlam olan bir adamdır falan ya. Orada sanki yani böyle psikopat gibi bir adammış gibi, evet, duruyor. Hiç doktora temsil etmiyor yani. Şöyle doğru bir şey de gelmedi mi aklınıza? Hı. Bu adam sonuçta doktor değil mi? Büyük doktor. Dizide. Hiçbir ameliyata girmiyor. Hiçbir şey. Mesela ben mucize doktorla karşılaştırıyorum. İnanılmaz ameliyat sahneleri var bilmem ne. Ameliyat sahnelerinde hiç tanıdık neredeyse kimse yok.
Yani ha. aktif değiller, ameliyatın içinde değil. Dün canlandırma... ayakları felç oldu. Öyle mi? Tabii. Dün ayağı felç. Felçli geldi ayağına. Hadiseden ayrıldı diye öyle bir senaryo. Peki şöyle bir hani hadise açıklama yaptı ya, ben bu ilişkiyi bitirdim diye. Kendim bitirdim. Evet. Bize ben Kaan'a döndü. Kaan ne açıklama yapacak dedi. Kaan habire fragman paylaşıyor. Dizimiz salı günü saat 8. çünkü onda bir kabahat vardı. Bu da kızdı, bunu yaptı. Sonradan belki de dediğiniz gibi barışmış olabilir. İlişki evet. bundan ibaret bir şey. Çocuklar ayrılır, bir daha dönmem dersin, dönersin. Sevmiyorum bir dersin, de seversin. Yani. Mesela Sinan'la neydi kızın adı? Burcu gibi böyle bir kötü bir ilişki değil şey olarak. Hani yok değil. Üç günde bir, üç gün. Sekiz ay, on ay. Fakat çok dizide keyifli. Bir kız var. Dizide bir kız var, o benim dikkatimi çekti. Çok karşılıklı enerjimi oynadığı, veriyor. Karşılıklı oynadığı bir kız var. Orada bir enerji aldım ben. Ama yanlış da olabilir. Yanlış enerji de almış olabilirim diyor. Ama orada bir enerji var yani. Orada bir enteresan bir enerji var. O bu hadise acaba dedim bu mu rahatsız etti? Bakın, mesela bak, oradaki kız da yani çok özür diliyorum hani. Siz bayağı biliyorsunuz ya diziyi. Biliyorum. Ben ilk defa dün bildim. Seyredeceğim ama sen ki o tekrarlıydı. Akrebi de seyrediyordun sen. Akrebi de üstelik. Ben hadiseden dolayı seyrettim. Akrebi de biliyordun, çarşıyı pazarı karıştırdın. Akrep dizisi senden sonra akrebi, bölündü biliyorsun ikiye. Akrebi biliyordum. Akrep de biraz anlatamadığım için ben de dalga geçtim. Reklama gideceğiz. Dün aslında Sadakatsiz vardı, onu konuşacağız ama. Tuğba ikinci bir Kan Sokul diyor. Öyle bir şey söyledi ki kavgada söylenmez, tartışacağız bunu. Biliyorsunuz dün Sadakatsiz günüydü. Yine herkes ekranlara kilitlendi. Ay rezildi, rezil bir bölümdü ya. Çok peki, kötüydü. Bakalım nasıl bölünmüş, izleyelim. Arkadaşlar şimdi, kesin dediğimiz zaman kesin ki orada konuşacağımız şeyler var. Onları devam ettiğiniz zaman olmuyor. Orada kes dediğin zaman sen bize bak, kes. Şimdi bunlar buradan alalım, artık buradan bitirelim. Daha da devama gerek yok. Herhalde renkler değişti değil mi? Gördüğünüz gibi adam gidince kadın birden kadın kraliçe oldu. En oldu. Şaşırdık adam mı? Geri döndü. Tabii. Çünkü kadın hayatında o adam var zannediyor. Evet. Halbuki adam, kadının şu anda o adamla bir ilişkisi yok. Adam iyi bir adam. Kadının kötü gününde kadına yardım ediyor. Belki içsel bir şekilde hoşlanıyor falan ama aralarında bir ilişki yok. Bu herkesin hayatında var olan bir durum. Öyle söyleyeyim size. Fakat bu adam hani gitti ya karısını bırakıp başka kadına. Şimdi kıymetli oldu. Ona dönmeye çalışıyor. Yani ondan tabii ona paşalık. Ona bir de çiçek şey, gönderdi kız. Çiçek. Kafasına böyle attılar. Bir rezillik yok. Davetiye gönderdi. Bir de partiye çiçek, gelsin çiçek dedi. Çiçek gönderdi. Hem de beyaz gül. Ve bu arada peki eski yani yeni karısı ne dedi? Sen nasıl evli bir adama ay evet. çiçek gönderirsin dedi dönüp Asya'ya. Yüzsüz. Sen evli adamdan çocuk yapmışsın rezil. Rezilin, rezil. Bir kasket de bu kadar mı yakışmaz? Hakikaten bir sirk maymunu gibi. Tövbe yarabbim, bir şey daha söylemek zorundayım. Yani ben o roldeki kadına söylemiyorum tabii, kıza söylemiyorum, yanlış anlamasın. Artı diyorsun ki bir de diyorsun ki sen çocuğunun annesi nasıl? Onun çocuğu çocuk değil miydi? İşte. Allah sizin boynunuzu da devresin, boynunuzu da devresin. Şimdi çok seviniyorum pişkin. Adam karısına dönerse. Ben tamam. De. O kadar seviniyorum ve ki sen o elinde o çocukla yaptın? Kalırsan nasıl mutlu olacağım bilemezsin. Seren dönmesi için ne yaptığını biliyor musun? Muhtemelen iyice yalnızlaştırıp iyice işinden de yoksun etmeye çalışıyor. Biz evet diyor, biz donation yaparız diyor başhekime. Yani bir şeyler bağışlarız sizin hastanenizde diyor ama Asya'yı kovarsanız diyor başhekimlikten. Tabii. Yalnızlaştırıp ona muhtaç bırakacak. Ay tüylerim diken diken oldu. Ama bir adamın oldu. Ne kadar bir... Yani nasıl bir karaktersiz ve kansız olduğunu aslında nasıl ama, görüyoruz ama değil mi? Ama Volkan'ın karaktersiz olduğu ben aynı anda iki kişiyi seviyorum demesinden tabii. İlk bölüm belliydi zaten. Yani adam hem başka kadına gitti, hem kadın dik durdu bundan ayrıldı diye, hem kadını işinden etmeye çalışıyor. Şimdi bir başka adamla beraber oldu diye adama gıcık kapıyor, kadını işten attırmaya çalışıyor. Oğlum giden sen değil miydin? Başka kadına giden sen. Niye bu kadın yeni bir hayat kurmaya kalkınca senden de daha yakışıklısını bulunca çıldırdın. Kuduruyorsun. Hemen araya giriyorum. Peki bu arada ne yapıyor? Eski karısının giydiği elbiseleri yeni karısına alıyor. Aa, evet, kim olası ruh var? Böyle bir şey. Ruh hastası. Böyle bir ruh. Kokusuna kadar alıyor. Ay, böyle bir şey. Olamaz. Ve işin komiği de
karısının ona hediye ettiği bilekliği de kadın ona takıyor. Çünkü demişti ki kadına da oğlum hediye etti demişti. Onu da bir güzel koluna geçirttirdi. Yani ben peki erkek desem... burada pişman olmuş oluyor mu? Burada tabii. Pişmanlık mı oluyor? Gittiği an yoksa pişman oluyor. Ne acaba? Pişman. Erkek orada o düzeni kurdu. O para da var ya öbür tarafta. Ha bak ben sana söyleyeyim eskiden... Benim dediğimi bence para ne eskiden kadın bütün. Bak ben eskiden kadınlar işte parası olan erkekler. Şimdi erkekler... Düşüncelerinizi yazın. Erkekler parası olan kadınlara... Meyilli. Bunu evet. Bilin yani. Evet. Parası varsa, sonsuz evi varsa, biz. Arabası varsa herkes, diyor ben buraya kapak atayım evet. Diyor yani. Herkes gücün, paranın veya prestijin peşinde. Bu da son söz olsun. Yarın tartışma evet, devam edecek edelim. Ve haftayı da kapatacağız hep birlikte. Efendim bugünlük bizden bu kadar. Efendim sadakatli günler diliyoruz hepinize. O zaman...